Efendim mübarek Ramazan ayında 8. gündeyiz. 8. günde artık iftar sofralarında dakikalar kaldı. niyetimizde niyetimizle birlikte oruçlarımızı açmaya. Bizler de bugün Val Televizyon'da iftar vakti programında çok kıymetli konuklarımız ve çok kıymetli hocalarımızla birlikteyiz inşallah. E, çok kıymetli konuklarımı sizlere takdim edeceğim ama isterim ki öncesinde... Sözlerin en güzeliyle, Kur'an-ı Kerim'le başlayalım. Onun için de sözü Murat Özer hocamıza bırakalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

ربنا وفيه <applause> Azim olan Allah doğru söyledi. Efendim, Vav televizyonda İftar vakti programına sözlerin en güzeliyle başladık. Bir de selamların en güzeliyle selamlamak isterim. Hem size hem de kıymetli konuklarımı. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. <laughs> safalar getirdim Aleyküm size. Aleyküm Selam, hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar. Ee, Allah razı olsun efendim. Bugün e, aslında uzun zamandır kendisiyle... Ee, hasret çektiğim kıymetli bir hocam Profesör Doktor Ekrem Demirli bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Eyvallah. Hoş bulduk sağ olun. Geçen sene tüm iftar programlarında bir devam aradaydık. Verdik, evet. Ee, bu sene ayrı kaldık, ayrı düştük. Evet. Yani ah haber sahur devam ediyoruz. Yarında buradayız tabii şey düşünce hayat devam ediyor Hı -hı. diyorsun. Tabi Tabii o devam Ondan ediyor sonra, o ha, televizyonda. Eee böyle iftarda <laughs> ben de bir bakayım dedim ne yaptınız yani. Geçen sene pe şeyleri Bıraktığım mi? gibi mi kaldı? <laughs> yani. Yani Hala şeyden mi gidiyoruz yani hani böyle orucun faydaları nelerdir falan diye bir bakayım dedim yani. E, elimden yaptım. geldiğince yokluğunuzu aratmamaya estağfurullah, çalışıyoruz estağfurullah, estağfurullah. sorularımla estağfurullah, estağfurullah. <laughs> kıymetli hocam. Evet. İnşallah bu programda da yine e, güzel bir konuya değineceğiz. Evet. Ve bugün efendim çok kıymetli bir hocamız bir Mevlid Han hocamız e, aslında daha da anlatabiliriz bir sanatçı da diyebiliriz. Çünkü i̇mam Değil diye. mi hocam? İmam değil. İmam yani. Bir imam, i̇mam ama... Evet. E, ben özellikle sosyal medyada ya da şeylerde seslendirdiğiniz o eserleri çok fazla dinliyorum ve mest oluyorum. Burada da bir sanat da icra ediliyor. Bizim sanatımız. Evet, imamlığın yanında onlar ekstra olarak diyebiliriz. Hı hı. Zaten bir insan e, kendi alanıyla e, ön plana çıkmalı ama tabii diğer alanları alanlarla alakalı da bir bilgi sahibi olmalı. Kendisini donatmalı. Ya biz de böyle işte e, Allah güzel bir ses vermiş. Onu eğitip insanlara e, okuduğumuz zaman onları etkileyebilme e, becerisini kazanmak için uğraştık, uğraşıyoruz diyebiliriz Üstad. Vallahi çok da muvaffak olmuşsunuz hocam. Ben İnşallah öyle sürekli yani. dinliyorum. <laughs> Biz hocayla komşuyuz. Evet. Ee, yani çok da önemli bir camide imam hatiplik yapıyor hoca. Çinli camide. Ee, ben çocukluğumun geçtiği mahalledir o mahalle. Hı hı. Şimdi de Afganlar Tekkesi var bitişinde, <laughs> klasik düşünce okulunun olduğu yer. Dolayısıyla klasik düşünce okuluyla Çinli Camii böyle yani bir yol ayırıyor bize Çavuşdere. Evet. Bizim her zaman tabii evet. gitme imkanımız olmadığı için o bölgeye hocam. E, en azından o eserlerden dinleyerek istifade ediyoruz. Allah razı olsun. Ekrem yani. hocam da tabii kendi söylemedi ama çok yakınız e, Cuma namazlarında, evet, bazen Cemaat namazlarında. Yani bizi dinleyen e, böyle kıymetli birisi olunca istiğfarla e, hazırlanmamız gerekiyor. Estağfurullah. Yani, <laughs> boş boş çıkıp da kürsüye e, kelam edemezsin. Yani. Şey, e, şey dün Çinli caminde teravih kıldık. Hocanın caminde şey hatimle kılınıyor. Hı -hı. E, üç genç namazı kıldırdı yani hakikaten. E, hatimle şeyde camide tam dolu. Yani böyle boşluk yoktu yani hakikaten. Hatta yani o arka mahal filan da doluydu yani. Çok iyi yani maşallah. Hatimle kılınan. Evet, evet. Hatimle Hocam kılınan. şey yaptı, yapılıyor ya bu e, her ilçede Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, hangi camide evet. Enderon var? Hangi camide Hatimle kılınıyor? Tabi tabi tabii, evet. onları duyurdu. Sosyal medyada paylaşıldı. Sadece bizim cemaatimiz değil o. Değil tabii tabii. Yani bizim cemaatimizin. Ben de baktığımda. Bizim cemaatimizin çoğu zaten başka camilere gitti. Gitti <laughs> <laughs> tamam. Yo ben de baktığımda yani hani böyle şimdi cemaatı az çok tanıyorum. Yani aşina olmayan şehirler de vardı ama <laughs> gene de yani bir caminin böyle hatimli teravite dolması güzel bir şey. Çok gerçekten. güzel bir şey. Yani 45 normalde hatimsiz 45 dakika sürüyor üstadım. Hatimle de 1 saat 25 dakika. Evet. Yani işte arada bir yarım saat falan var yani. Yarım yani. saat mi oynuyor zaten? Yarım saat diyelim yani en fazla. Evet. Ee, ben geçen sene Şehzadebaşı camiinde denk gelmiştim. Tamamladınız mı hocam? Bilmiyorum. Tamamladık. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> yani şöyle, şöyle, her şeyde dört, şimdi çıkalım diye düşündüm. Yani tamam, yani şimdi çıkalım diye. Misafirlerim vardı bizim şeyde, klasik düşünce okulunda. Yani hem iftar yapıyorduk hı hı. vesaire. Ondan sonra şimdi çıkalım, neyse kalalım, kalalım filan. Şimdi daha önce mesela geçen seneler şeyde, e, bu fakülte binası yıkılmadan şey Camisi yıkılmadan evet, evet, önce. eski hali. Eski halinde. E, o zaman şey... Hmm, e, orada da mı bir iki sene hatimle kılındı. Hakikaten çok e, rahmetli Sabri Hoca vardı. E, Korkut Bey'in damadı. E, bir de şey vardı. Hmm, bizim Trabzon direktörümüz şey mi? Aşık Kutlu. Aşık Kutlu Hoca. Evet, evet. Aa, o da gerçekten yani böyle bir böyle bir keyif olamaz yani. Lezzeti yani bir başka şey oluyor. Hocam e, şimdi dün, geçen akşam siz e, gördünüz, dinlediniz. Evet. Hafız tamam, hafızlığını bitirmiş ama yani bir e, şey yok. E, şimdi Okuyuşu güzellendiren musikidir. Aynen. Bu yassınamaz bir şey yani. Evet. Şimdi ya, bir, öyledir, tabii. ya mesela hocam ney sesini dinlediğiniz zaman hoşunuza gidiyor. ama diyelim ki bir eşek sesini dinlediğiniz zaman hoşunuza gitmiyor. Evet. Ya tamam onu da Allah yaratmış. Biz ona <laughs> giremeyiz de. Yani sonuçta ney sesi insana bir e, dinlendirici bir şey bırakıyor. Hoşunuza gidiyor ve dinliyorsunuz. İnsan sesine en yakın ses de değil mi ney? Şimdi ne? Üç tane hafızımız da bizim hafız tamam taş gibi hafız ezberlemişler 6000 işte 232 sayfa kimisine göre 6666 vesaire ayet 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 he onları ezberlemiş ama yani düz okuyor bir etki yok şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye e, ümmü mektuma niye bilal Habeşi'ye okutturuyor değil mi yani. hocam sesinin güzel olması yani orada bir sürü ashab-ı kiram var yani özellikle seçiyor onları Şimdi hafızların hocamın dediği o aşık kutlu onların sesleri güzel. Onların nameleri var. Hocam orada sıkılmamış evet. tabii yani. Yok dün de sıkılmadık. Dün de ha, çocukları iyiydiler. Sağ olsunlar hakikaten. Çok güzel çok güzeldi. Şey şöyle fakülte camisinin şöyle bir avantajı vardı. Mekan genişti. Hı hı. Yani büyüktü. sen şimdi mesela Şehzadebaşı dedin ama orada da daha rahat olabilir. Yani Osman Şahin hocamız denk ha, gelmişti. Ha. Yani, Hoca o, da öyle bir buçuk yani. saatin biraz üzerinde devam etmiştik ama yani, doyamamıştık. Yani. Osman Hoca, Onu e, da uzun bir süre aslında yani bir buçuk saat namaz kılma öyle kolay bir şey değil yani gerçekten. Hele böyle bizim meşrep öyle çok kolay bir şey değil ama Kesinlikle. güzeldi. Evet. Özellikle Ekrem hocam gibi yani diyelim aktif aktif <gülüyor> olanlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kıymetli hocam bir de tabii açılışta tilavetleriyle Murat Özer hocamız bizlerleydi evet. Kağıthane 15 Temmuz Camii İmam Hatibi ona da teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi duayı konuşalım isterim hatta kıymetli hocam o kadar güzel bir sureden okudu ki Dua İbrahim suresinden Estağfurullah son ayette Rabbimiz hesap görülecek günde beni ana babamı ve inananları bağışla. Evet. Amin. Sadaka öyle evet. lazım. Şimdi e, dua diyoruz. Dua e, derken duayı biz bir ibadet olarak mı görmeliyiz yoksa kişinin bir dünyalık hali olarak mı görmeliyiz? Hocam? Evet. Şimdi şöyle e, dinle veya dinin anlattığı Allah tasavvuruyla din olmayanın farkı nedir deseler bana? Yani din çünkü dinin dışında da insanın tanrı tasavvurları var, tanrı kanaatleri var. Ee, dinde de var. Bunlar arasında hani böyle bir bariz çizgi çizelim yani bir bariz fark belirleyelim deseler duadır derim. Yani dini din kılan şey duadır. Daha doğrusu dini din kılan şey dua edilebilir bir Allah'a iman ediyor olmasıdır. Ee, fakat duanın tabii iki tarafı da çok önemli çünkü dua yani şöyle düşünebilir mesela ben dinleyen birisi diyebilir ki ya ben de mesela ben hani bir din içerisinde değilim ama mesela bir tanrıya inanıyorum ve ona dua ediyorum diyor olabilir fakat şimdi dua benim Allah'a bir yönelmem bir yakarmam yani benim ona bir şey söylemem bir şey anlatmam diyelim buraya kadar herhangi bir dinde de bu olabilir yani bir adam demek mesela pagandır püfesidir veya bir adam diyelim ki kendince yani bir rasyonel olarak bir tanrı fikrine gitmiştir ve o inandığı şeyle konuşuyor olabilir. Doğan ikinci ve temel ayağı ise Allah'ın bu yakarışa karşılık verdiğine inanmaktır. Hı. Hmm. Bu dine mahsus bir şeydir. Yani hiç... Her inanışta yok mu ama bu hocam? Hayır. De? birinci kademesi olabilir hmm. yani birinci kademesi diyebilir ki mesela ben de Tanrı ile konuşuyorum mesela demek ki göklerde bir şey inanıyorum kendim ona konuşuyorum ama duyuyor musun onu şimdi biz de duymuyor olabiliriz yani biz yani normalde mesela yani, ta, yani biz dua ediyoruz mesela duamız kabul edildi mi edilmedi mi bize bir cevap verildi mi verilmedi mi biz bunu bilmiyoruz bizim buradaki dayanamız peygamberdir şimdi peygamber bize diyor ki sadece siz dua ettiğinizde yani sadece siz konuşmuş olmuyorsun yani dinlerken hani benim konuşmamda oluşmuyor dua dediğim şey. Hı hı. Benim konuşmamın akabinde ki bana göre akabinde de değil, öncesi onu da anlatırım. Benim konuşmamın akabinde aslında Tanrı'nın icabeti var. Yani ben davet ediyorum onu. Yani bir şey istiyorum, bir şey talep ediyorum, adını söylüyorum, zikrediyorum. O da bana bir şey söylüyor. Şimdi bu bir diyalog. Yani bizim mesela Arapça bir kavramlaştırma alınsa bu bir münacat. Yani karşılıklı bir konuşma. Karşılıklı bir iletişim. Yani bir iletişim. Şimdi dini din kılan şey. Müslümanlığı Müslüman kılan şey Tanrı ile insan ilişkisinin bir münacat oluşudur. Tek yönlü bir konuşma değil. Mesela o bize konuşuyor, biz duruyoruz değil. Biz ona konuşuyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. O da değil. Dini din kılan şey münacattır. Şimdi münacat mesela böyle kademe kademe hani düşünebiliriz. Mesela Hz. Musa'dan biz Kur'an-ı Kerim söz ederken Musa'dan Kelimullah diye söz eder. Kelimullah. Ne demek Kelimullah? Şimdi Allah'ın konuştuğu yani Allah'ın sözünü duyan ya da Allah'la konuşan. Şimdi ikisi de olabilir ama normalde şimdi Allah'ın sözünü duyan ise birçok peygamber zaten Allah'ın sözünü, hitabını işitiyor bir şekilde. O zaman hepsi olabilir ama burada biraz daha fazla yani Allah'la da konuşan yani Allah'a bir şey söyleyen. Fakat bu peygamber yani peygamber oluyor. Yani konuşuyor konuştuğunu duyuyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sesini duyuyor. Allah ona bir hitap ediyor, onu duyuyor. Bu peygamber ve bu mucize, icaz. Şimdi biz mesela Cenab-ı Hak'la konuşuyoruz, Cenab-ı Hak'la söyleşiyoruz ama dediğini duymuyoruz. En azından bariz bir şekilde yani yani mesela diyelim ki biz e, hadisleri mesela lebbeyk deriz. Yani, yani, buyur der. Rabbim deriz. O da bize bir şey söyler ama biz o dediğini duymayız. Ya da mesela namazda <laughs> kılarken e, işte Subhan Rabbiyel al eee Subhanarap belazimdir. E, Şedrük'teki Subhanarap belazim deriz. Kalkarken deriz ki mesela Semi Allahu Hamide. Allah kendisine ham dediğini duydu. Şimdi ne, yani duydu. Şimdi bu yani Subhanarap belazim diyorsan, yani buna inanarak diyorsan ikinci cümleyi söyleyene de inanman lazım. Yani Allah beni duydu. Hmm. Şimdi Allah beni duydu. Ne yaptı? Ya yani bir şey yaptı. Kabul etti, etmedi vesaire neyse ama bir şey yaptı. Şimdi dindarlık bir kör ilişkisi, kör sağır ilişkisi değil. Yani kuldan tanrıya, tanrıdan kula böyle bir kör, bir iletişimsizlik değildir. Dindarlık bir iletişimdir. Yani kulla şey arası. Eğer bu iki tarafında birbirini duyduğu ilişki olursa bu mucize olur. Yani peygamber bir şey söyler. Allah ona bir cevap ver, bir şey söyler mesela. Bu, iliş, bu, bu duyma ilişkisi bu vahiy olur. Yani mucize olur. Müminler için bu umumen pek mümkün değildir. İstisnalar olabilir. Yani kalbe bir bilgi gelir, ilham gelir. Mesela Musa'nın annesinin kalbine bilgi vermiştir. Mesela o ayrı bir konu. Ama normalde ben Allah'a konuşurum ve Allah'ın beni duyduğuna inanırım. Bunu kim söyledi? Peygamber söyledi. Şimdi ihsan için Peygamber Efendimiz'in söylediği bir hadis-i şerif vardır. İhsan'ı tanımlarken. Daha doğrusu imanı tanımlıyor. Sonra İslam'ı tanımlıyor. Sonra da ihsan nedir diye Cebrail hı hı. soruyor. Diyor ki, En ta'abidallâhe kehenneke ve ellem tekun İhsan yani en en iyisi yani en doğru yani dindarlığın zirvesi nedir? Sanki Allah'ı Allah'a onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Şimdi noktalı virgül devam ediyor hadis. Ama eğer sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor bu kesin. Şimdi dua için bunu söyleyelim. Sanki Allah'a o beni duyuyor diye ibadet dua etmendir. Hmm. Şimdi o beni duy du, yani şimdi ben onun sesini duymuyorum ama ben biliyorum ki o beni duyuyor. Namazdaki yani, gibi semi na Allahu lü men Tabii yani duydu. Yani ben dua ettim. Allah beni duydu. Dolayısıyla şimdi dua aslında dinin tanımıdır. Yani din nedir desek bir kelime yazacak olsak din bir duadır. Neden? Çünkü dua benim yakarışımdan ibaret değil. Onun beni duyması onun benim duama icabet etmesi, karşılık vermesi ve benle onun arasındaki bir münacat, bir diyalon kurulmasıdır. Yani dindarlık bu demektir. Ve dindarlık bu, bu anlamıyla mesela kadim zamandaki filozofların din tasavvurundan ayrışır. Modern çağdaki birçok din tasavvurundan ayrışır, ahlak tasavvurundan ayrışır falan. Çünkü neden? Hiç kimse prensipte duayı reddetmez. Çünkü neden? Dua şöyle bir şeydir. dua e, duada siz bir şeyler dile getirirsiniz, beyan edersiniz. Yazarsınız mesela bunun illa hani sözlü olması gerekmiyor. Yazarsınız mesela şiir yazarsınız değil mi? Yani Süleyman Çelebi mesela vesilet i Necat aslında bir dua duadır aslında yani birçok yeriyle falan. Bunları yazarsınız, ifade edersiniz ama şimdi modern dünya size şöyle söyler. Bunu birinin duyup duymaması önemli değil. Yani rahatladın mı sen? Rahatladım. Tamam bitti. Yani mevzu yerine geldi. İstersen bir ağacın altına git otur bunları söyle. İstersen bir ırmağın kenarına git. İstersen bir da şeyin yamacının şeyinden Hani böyle vadiye doğru bunları anlat fark etmez derler. Fakat din bunu reddeder. Din böyle bir kör anlatımı, yani bir tür plasebo etkisini, yani sen bunu böyle kabul et, rahatla etkisini reddederek duayı müspet sonuçlandırıcı, sahih ve gerçek bir ilişkiye döndürür. Dua bir irtibattır. Yani münacaattır ve irtibattır. Dolayısıyla dinin tanımı olarak kabul edilebilir dua etme. Dinimiz de Kur'an-ı Kerim'de aslında Hı. bize duanın nasıl edileceğini da, dahi öğretiyor değil mi hocam? Kesinlikle, Anlatıyor sürekli. Öyle, evet. Yani Ayetlerde, hadis-i şerifler 20 ayrı ayetinde dua ile alakalı ayetler geçiyor. Yani tabi Ekrem hocamızın dediği gibi dua bir iletişim aslında. Yani Allah ile kul arasındaki iletişimi sağlayan bir obje. Şimdi insan şöyle düşünebiliriz. Fıtri olarak... Yani biz e, görebildiğimiz belli yerler var. Mesela şu duvarın arkasını göremeyiz. Hı. Ya da gücümüzün yettiği şeyler var. Onların haricindekileri yapamayız. Şimdi biz fıtri olarak sonsuz alemi yaratan güç sahibi, işte evveli ve sonu yok, büyük bir e, yaratıcı, yani büyük bir var edici, biz ona muhtacız. Onu fıtri olarak... Kul zaten hissediyor. Dualarında onu dile getiriyor. Ben aciz bir kulum. Allah'ım ben senden istiyorum. Bu tabi bir insan iyi bir şey isterken dua eder. Ya da o gerçek olunca Allah'a bir teşekkür mahiyetinde dua eder değil mi? Bir Mesela Allah'ım bana işte bir evlat nasip eyle. Hayırlı bir evlat nasip et der. Allah da ona güzel nur topu gibi bir evlat nasip eder. Ondan sonra döner. Ellerini kaldırır. Huşu içerisinde Allah Allah'a onun ismi ismi ismiyle isimleriyle tesbih ederek onu anarak Allah'a dua eder. Yani biz e, aciz bir kul olarak isteyeceğimiz tek yer Allah. Az önce dediğiniz gibi duada belli hareketler falan e, yapılıyor. Ya bizim dinimizde de ellerimizi değil mi hocam? Yani gökyüzüne mi açıyoruz? Böyle diyoruz. Yani aslında gönlümüzü açıyoruz. Bu yani ellerimiz... nedir hocam? Evet. Şimdi bu nedir? Şimdi başka inançlardan ya da şeylerden. Yahudilikte işte dedik ki... böyle bir şey var hocam. Yahudilikte oturup diz üstü çöküp ellerini böyle yukarıya kaldırıp işte yukarıdaki damlacıklar. Onun e, şeyine ulaşır, onları da gönlüne <laughs> geçirir gibi bir şey okumuştum. Şöyle, şimdi bu e, normalde yani şimdi dua'nın böyle hani formu tabii belki biraz daha sonra gelmek tabii. gerekebilir ona da e, şöyle bir şey, e, şimdi bir ait kelimeyi hatırlamak lazım burada. Hoca daha iyi onu hatırlar, daha iyi okur. Şimdi e, dedim ki mesela dindarlık, ya yani din dediğimiz şey bir duadır ve dua bir iletişimdir ile yani münacat kelimesine mesela iletişim manası vermek biraz uygundur yani. Çünkü iletişim karşılıklı bir konuşma yani bir diyalog anlamı geliyor. Kullarım e, kulla yaratının... bir karşılıklı bir il, il, ilişkisidir. İlişkisi il, iletişimi... bu ilişkinin zemini yani bu bu ilişkinin zemini Allah'ın yakınlığı üzerine kuruludur. Şimdi ayet-i kerimde diyor ki kullarım beni sana sorarlar. Soruyoruz gerçekten soruyoruz. Yani Allah hakkında düşünüyoruz. Yani Allah nedir? Allah nasıldır? Nerededir? insanla ilişkisi nedir alemle yani hepimiz soruyoruz yani, hı hı. yani ilk insandan beri sürekli yani biz şimdi gaybe iman ediyor olmakla kafamızdaki sorular gidiyor değil. Evet. Yani sürekli en soru soruyoruz, merak ediyoruz. Ondan sonra insanlar peygambere soru soruyorlar vesaire. Bu sorular soruyorlar. Şimdi Cenab-ı da diyelim ki o kontekste ve o soru bağlamında şöyle bir şey bu beyan ediyor. Diyor ki inni karib. Ben çok yakınım. Şimdi çok yakınım paradoksal bir ifadedir. Çünkü neden? Şimdi ne kadar yakın? Şimdi ayet-i kerimede mesela bunu tefsir eden başka ayet-i kelimeler var. Mesela şah damarından daha yakın. Ya da mesela işte onları ihata edicidir. Onların üzerinde kahirdir. Vesaire. Yani birçok ayet-i kerim. Mesela her nerede iseler onlarla beraberdir. Değil mi? Mesela her nereye dönerseniz hı hı. Yüzü oradadır. Şimdi her yerdedir. Yani yakınlığını anlatan birçok ifade biçimi var. Yani bu şimdi normalde yani şöyle düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim okurken yani Ramazan ayı biraz Kur'an-ı Kerim biraz değil aslında Kur'an-ı Kerim ayı. Şimdi bunu böyle düşünmek lazım. Yani böyle bir başlık yazıp mesela hakkın yakınlığını konuşuyoruz. Hakkın yakınlığı ne demek? Birçok ayet kerime var. Yani birçok yani sadece bir tane değil. Yani bu yani el karib oluşuyor. böyle bir ayet değil ya. Yani o ayeti tefsir eden birçok konu var. Yani ve ve ma'kum eyne kuntum her neredeyseniz o sizinle beraberdir iki kişi yoktur ki üç kişi üçüncüsü Allah. o olmasın değil mi? Yani üç kişi yoktur ki dördüncüsü o olmasın filan ayet-i kerime. Ya da mesela işte e, işte mağaradakilerle beraber mesela Hazreti Peygamber Hı -hı. Beraber, yani o sizinle beraber. Musa ile mesela şey Hazreti Musa ile şeyi Harun'u Firavun'a gidin diyor. Şimdi diyor ki yani endişe ediyoruz diyorlar. Ben sizinleyim görürüm ve işitirim. Şimdi ne şimdi Allah davetini onlara gönderiyor. Davet etmesi için onları gönderiyor ama diyor ki ben sizden önce oradayım zaten. De, de, demiş oluyor. Şimdi yakınlığını anlatan birçok ayet-i kerime var. yani Şimdi bir var dua, buna inanmak. Yani bu yakınlığa. Yani yakın bir Rab'be iman etmek. Fakat şimdi paradoksal bir şekilde yakın olan Rab aynı zamanda da uzak. Yani uzakta nerede? Şimdi uzakta. Ne kadar uzakta tam bilmiyoruz. Ama en azından burada değil. Yani şimdi yakınlığı anlatıyor bize. Hmm. Ama en azından burada değil. Şimdi bak hem yakın burada ve şah damarından daha yakın ama aynı zamanda burada değil. Onun için ellerimizi böyle ve yukarıya doğru yapıyoruz. Şimdi bunun iki tane anlamı var. Bir, burada olmayan demek istiyoruz ona. Mesela şimdi Peygamber Efendimiz bir tane ahiretsiz bir kadın var, dilsiz. Kadına geliyor, söylüyor. Diyor ki, işaret diliyle soruyor muhtemelen. Eyne Rabbuna diyor. Rabbimiz nerede diyor. Kadına şöyle yapıyor. Yukarıda diyor. Şimdi bir mümin bilirken Rabb yukarıda değil. Daha doğrusu mekan anlamındaki yukarıda değil. Fakat mertebe anlamındaki yukarıda. Şimdi bir mekan vardır bir de, mertebe, bir de var. mertebe vardır. Yani değer. Mesela ben şimdi diyelim ki konulandırdığımız yani dediğinde Tamam mı? Yani ali ali yüksek demek. Hı hı. Yani ben boyundan konuşmuyorum. Yani değil mi yani? Yani yüksek boylusun ul ulvi bir insansın dediğimde ben mertebeden konuşuyorum. Şimdi Cenab-ı Hak alidir. Yani yücedir, yüksektir. Yani yükse ma ma mertebesi, makamı yüksek olandır. İlla şimdi bunun hani yukarıda olması gerekmiyor. Onun için mesela biz şimdi ise vahiy geliyor dediğimizde illa yukarıdan aşağıya geliyor değildir. Bunun için mesela şey Yunus Emre'nin çok hoş bir mısra vardır. Bana rahmet yerden yağar der. Paradoksal bir şekilde. Şimdi yağmur yerden yağar mı? Yağmur. Yağmaz. Yani bana rahmet bak şimdi yağmur normal değil Normalde yağmaz yani. Değil <laughs> mi? Yani rahmet yerden şimdi. <laughs> Bize göre yağmaz. yağmaz. Ama yağabilir çünkü yerde ne bulduğunla ilgili bir şey. <laughs> yani secdeye gidiyorsun değil mi? Yani şimdi secdede rahmet yerden yağıyor sana. Yani bunu hep gökten o Şimdi din insanı şaşırtır yani din insanın... inmek lafı mesela hep kullanılıyor hocam Kur'an-ı Kerim indi, İn, şimdi bu, şu bu Bu makamla diye. ilgili bir şeydir yani mesela şimdi dilekçeler yazarız değil mi hocam siz de memursunuz biz de. Şimdi yazarken denk arz ederim dersin yani yukarıya arz edersin değil mi? Maka, ne dersiniz makama çıktık. Makama çıkmak ne yani belki de alt kattadır Tabii. misal ama makama çıkmak bu manevi kavramdır bunlar. Mertebe olarak. Mertebe olarak. Manevi kavramlarla me şey ka mekan kavramları ayrıştırmak lazım. Konum yer olarak değil. Ha, mesela bu. yukarıda ne yazarsa dilekçeye karşılık o da bize emrediyor. Yani talimat hmm. gibi oluyor. Dolayısıyla şimdi inzel bu demek. Nazil olmak bu demek. Ama nazil olan şey sağımızdan da gelebilir, solumuzdan da gelebilir, aşağıdan da gelebilir. Yani tamam mı? yani peygambere vahiy nerede? ne bilelim nereden geliyor. Yani Cebrail-i nereden geliyor. Hep böyle yukarıdan aşağıya bölünmesi gerekmiyor. Evet. Dolayısıyla şimdi elimizin yukarıya kaldırılmasının iki tane temel manası var. Bir... Az önce dedik ki yani duayı mümkün kılan şey, dua ediyor olmamızı mümkün kılan şey yakınlıktır. Alan yakınlığıdır. Biz şimdi alan yakınlığını düşünmeye başladığımızda sınır tanımayız. Yani ne kadar yakın bunun tanımı yok. Mesela şimdi ayet-i kerime diyor ki ve ve akrabu min hablil verid. şah damarından ona daha yakındır. Şimdi şah damarı ne? Can damarı. Mesela diyor ki Kişiyle kalbi arasına girer. Ya kalbim nerede? Ben bir bir, bir bilmiyorum ki bunun arasına girmek ne demek? Yani ben kimim Kalbim kim? Tamam? Bunlar sınırsız ifadeler. Yani yani herhangi bir tanımı, herhangi bir açıklaması, ifadesi olmayan, yani anlaşılmayan ifadeler. Ekrem Demirliye ben sorsam Rabbim bize ne kadar yakın diye? Onun dediği kadar. Ben nereden biliyorum yani? yani? Onun dediği kadar yakın yani. Dolayısıyla şimdi yani yakının o, o Bir Ekrem yani. Demirli yorumu ha. burada almam <laughs> gerekiyor hocam. <laughs> Doymam için. <laughs> Vallahi, yani Allah kendisi böyle... Bunun, çünkü rasyonel olarak bunun karşılığı yok. Yani bana benden yakın kimse olamaz normalde. Çünkü en yani en derinimde ben varım. <laughs> yani kazıyalım kazıyalım ben gelir. Yani ortaya ben çıkar. Ama şimdi Cenab-ı Hak diyor hayır diyor sana ben ben senden daha yakınım. Bu bir paradokstur. İmanla anlaşılabilecek bir şeydir. Fakat şimdi dua böyle bir paradoksla başladı. Yani kurbiyet üzerine bir paradoksla başladı. Sonra ellerimi yukarıya doğru bakıyor. Ellerim nereye doğru bakıyor? Vallahi bir sonsuzluğa doğru gidiyor. Yani burada olmaya. Yani bak ışık buraya doğru vurdu. Buradan şimdi geriye doğru gönderiyorum onu tamam mı? Geriye doğru gidiyor. Ne? Müteal, gani geriye doğru gidiyor. Yukarıya doğru gidiyor. Elin böyle kaldırılması bu anlama geliyor. Dolayısıyla biz bir yere kaldırmıyoruz. Bir mertebeye kaldırıyoruz. Elimizi kaldırmamız Hı. bu demek. Bakarken şimdi, peki? Ba bakarken de aynı. Yani biz son yani buraya bakma bazen buraya da bakabiliriz. Yani ayağımız mesela şimdi Nakşibendilikte bir prensip vardır. Nazarber kadem. Şimdi bunu hep şey için anlatırlar. Yani yürürken aya, ayağına bak. Yok kardeşim ayağıma niye bakayım? Yani önüme bakayım. Şimdi bisiklet binerken yani ayağına baksan düşersin. Yani biraz ileriye bakacaksın yani. <laughs> öyle Değil mi? Tabii ki. falan. <laughs> ki günümüzde yolda Yürümek de kolay ha, ha falan değil. Falan gibi yani, yani tamam şimdi bu bazen ayakta da olabilir, sağına da olabilir, soluna da olabilir. Dolayısıyla hani, ha böyle, böyle bakmam ya da elimi kaldırmam bunu anlatıyorum. Ama daha önemli bir şey var o da şu, elimi niye açıyorum? Tamam, elimi niye açıyorum? Elimi açıyorum çünkü el bütün neredeyse bütün dillerde güç anlamına gelir. Şimdi desem ki hocam bir el at şu işe, elini mi atıyorsun işe? Destek veriyorsun, güç veriyorsun. Hı hı. Tamam Adamın bu işte bir eli var dediğinde, e eli mi var orada? Hayır. Hı. Yani gücünü burada kullanmış diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de mesela yed, yedulla, güç anlamında kullanıyor, Yani güç, kudret anlamında kullanılıyor. Çünkü bizim elimiz gücümüzdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde, el ve elin çeşitli kısımları güç anlamında kullanılır. Mesela diyelim ki, şey yaparken, tavaf yaparken, omuzu böyle açıp göstermek güç şeyidir. Yani bir güç ifadesi olarak kullanılır. Ya da mesela dirsekler mesela bir güç yani. Bir direnme şeyi. Ama daha önemli. iki tanesini söyleyeyim. Bir kabza kelimesi kullanılır. Kabza. Aya demek. Yani şu. Yani avuç. Aya, yani. Avuç, içi. Yani avuç içi. Şimdi bütün alem hakkın kabzasındadır. Yani avucunda tutuyor. Yani hani Allah yaratmıştı. Alem işte Allah'tan uzaktı. Kafirler, müşrikler Allah'tan. Öyle bir şey yok. Avucunun içinde Şimdi ben desem ki mesela filanca falan kişiyi avucunun içinde tutuyor. Ne demek istedim? Yani onun kudretini... Esir tabii. almış. Esir almış tabii. değil mi? Yani bu, bu demek. İkinci bir nokta bak avucun ikinci ileri bir noktası bir de parmak mesela. Parmağında oynatıyor desem birisi ötekini. Yani şimdi avucunda tutmak ayrı bir şey parmağında oynatmak ayrı bir şey. Peygamber şimdi parmağında oynatıyor. Daha ince bir müdahale. Yani bütün böyle en hassas konulara bile müdahale edebiliyor. Yani her şeyini müdahale ediyor. Parmağında oynatıyor. Yani maskara yapmış onu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. El kalbu beyne isba'i rahman. Kalp rahmanın iki parmağı arasındadır. Yani dilediği gibi rahman onda tasarrufta bulunur. Yani şöyle çevir, böyle bunu bildiği için kendisi de şöyle söylüyor. Diyor ki Allah'ım ya muhabbil el havli vel ah. Ben ne kadar hadis biliyormuşum ya bugün. Maşallah, hocam sen gidin. Maşallah, geldin, maşallah havalı, sen... hocam. Maşallah. <laughs> hocam, 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 Ben normal bu kadar bilmem. Estağfurullah ya. hocam. Yo, estağfurullah. Yani biz ortalama bir, bir tane hadis bilirim. iki tane falan oradan giderdim falan. <laughs> hocam görünce şey oldu. Ee, sen ne geldi yani? Şimdi Onu, o e, ikinizin hı. arasında ...üçün, attı yani He. Rabbim ve sizin aranızda dün akşamdan beri o iletişim devam ediyor demek ki. Ee, maşallah yok maşallah diyelim. Yok hocam yoktu. Herhalde. Şey yani en son cuma hocanın cemaatiydi. Dün yoktu hoca. Şey hafızlar vardı gençler. Eee hakikaten çünkü adı varmış. Çok vallahi çok anlışsınız demek ki hocam yani, o bu, kadar şey, çok yani, muhabbetiniz daha da <laughs> yani şey bilmiyorum. <laughs> ger gerçekten tebrik ediyorum benim çocukları gençleri. Yani çok zor bir şey yani Hatim ben hani şimdi normalde bir rekatta e, bir sayfa değil mi hocam? Bir sayfa yani? okuyorsun hocam bir de şöyle bir yani tabii sen daha bilirsin sen şey hiç söyleme. Bizim e, e, şimdi böyle denk mesela namaz kıldıracağız falan yani hakikaten böyle ödüm patlar yani üçüncü rekatta mı döktünüz falan. Yani, i̇şte Fatih şimdi Fatih okurken aklıma diğer sureyi getiriyorum. Şimdi şunu okuyacağım falan. Çok zor bir şey yap. Ya şöyle. hocam ha. inanın yani ha. güzel bir şey söylediniz de. Biz ha. mesela izine gidiyoruz ya. Ha. Şimdi normalde cemaate namaz kıldırmak farklı. Çünkü hazırlanıyorsun. Şey. Evet. Şimdi mesela ha. hangi surelerden tabii. hangi ayetleri okuyacaksın da onları bir gözle bir gözden geçirmen lazım. Ben şimdi, şimdi... izinde özür dileriz. İzine gidiyoruz öyle bir hazırlıksız inne hatayına kulü vallahi. evet ...izinden dönüyoruz. Ha. Ya şurayı mı okusam, burayı mı okusam? <laughs> ya Kur'an böyle Hoca şey. tabii Kur'ra. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle. Yani ondan sonra şey camilerde şey olurdu şimdi yani, normalde yani fatih vardır imamın arkasında ama şimdi yaşlı cemaat hmm. kendi fatih kabul eder yani. Allah bir de öyle bir şey var. Neyse şey döneyim tekrar. Şimdi şey yapalım hocamın bir bir şey söyleyeyim buyur. de. Yani şu el meselesini çözeyim. Tabii çözeyim. Elimi açtığımda mutlak acziyetimi gösteririm. Hmm. Hiçbir şey yok. Bu bir aslında acziyet göstergesi ne karşı. Ne parmaklarım çalışıyor, ne avucum çalışıyor, ne elimde bir güç var, hiçbir şey yok. Böyle yapamıyoruz. Yani elimi yani şey için değil yani hani hani oradan yağdıracak da toplayıp da koyacağım değil. Hiçbir şey yok. Yani bir tür beyaz bayrak çekmek gibi bir şeydir el açmak. Acziyet, çaresizlik. O asilesin, elin yukarıya doğru oluşup bazı mesela yağmur duasına aşağıya doğru olur. Hı hı. Önemli değil o. Bazen mesela belalar vesaire olur şey kapatırız yani hı hı. elimizi kapatırız yani. Elimizin yukarıya doğru oluşu mutlak yakın olanın aslında müteal olduğunu hatırlamak demek. Bir paradokstur o. Duanın gerilimi budur. Hı. Elimizin açık oluşu ise mutlak acziyet ve teslimiyetimizi anlatır. Çok nefis bir ifadedir yani şey ee, ve soru yanıt buldu. Ekrem Demirli ne der? Dedim bugün. Kıymetli hocam isterim ki e, şu dua konusuna girdik. Sizin sesinizden güzel bir münacat şey dinleyelim bak. bir münacat. Ya bence bir ilahiyle girilmesi lazım. Çünkü bir kulakların dolması lazım. Hocam sen istediğin gibi <laughs> bir ilahi <laughs> dinleriz yani Söz söyledi. sizin soru hocam nasıl yani. isterseniz. <laughs> Ey garip bülbül

sohbetine mahremet. Evet. Yani çok müthiş bir ifadedir o gerçekten. Ehli <laughs> derdin. Bir de şey Sohbet. hocam değil mi? Kılma bizi dalilin. Kılma. De, Fatiha e, suresindeki evet, tabii, tabii, böyle dalilin amin var ya. Oradaki gibi. Şey, şey imanımızı sakla gibi. O da çok güzel. Muhafaza etmeyi saklamak Hı -hı, olarak aynen. muhafaza ediyor. Yani e, şimdi kim saklar o elinde tutuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi korumak başka bir şey saklıyor. Yani emanetimi sana vermişim. Sen benim emanetimi saklıyorsun gibi. Yani im imanımız Allah'a kalmış. Yani Allah'ın şeyinde. Çok güzel ifadeler. Gerçekten öyle müthiş bir şey var. İki parmağı yani. arasında. Evet, tabii. İki öyle parmağı, parmağı arasında. Olur. Şimdi, e, Kıymetli Hocam e, acziyet dedik, e, dua dedik. Peki kul Allahu Teala'nın karşısında tıpkı el açtığı gibi namaz kılarken de hani öyle dururuz ya. Evet. Bir de bizim günlük hayatta böyle bir e, acziyet duruşu vardır. Aynı şeyimdir. Yani özünde ayrı şey tabii mesela malikilerde elini salmak da var. Ee, yani onlar ellerini salıyorlar. Ee, dolayısıyla bir yani böyle bir önemli olan aziyetin ifade biçimleri. Ama şeyde namazda benim kanaatime göre esas konu elleri bağlamak, elleri çözmek, elleri bir tarafta yani vurgu ellerde değil. Hı. Namazda esas vurgu ayakta durmada. Kıyam. Kıyam. Kıyamda. Yani kıyam bir defa iyi anlamak lazım. Dolayısıyla şimdi hani şöyle düşünelim. Yani bir konu yorumlarken bir metin yorumculuğu gibi aslında hareket etmek lazım. Ana fikir ile tali fikirleri ayrı ayrı Hı. tartışmak lazım. Ayrı ayrı konuşmak lazım. Şimdi ana fikir ne? Mesela duada şimdi ana fikir münacatı konuşmadır. Şimdi konuşmayı konuştuk yani münacat karşılıklı bir konuşmadır bunu konuştuk. Buradan gitmek gerekir. Ellerin açılması ise bunun bir göstergesi. Yani acziyet ve yukarıya doğru yani oluşunu anlattı. Şimdi namaz öyle değil. Namazda ana fikir ayakta durmadır. Çünkü neden? Şimdi insan <laughs> ayakta durması yani aya iki ayağımız üzerine kalkarak doğrulmamız insanı öteki varlıklardan ayrıştıran temel özelliktir. Yani biz mesela kanguru gibi doğrulmuyoruz. O da değil. Biz iki ayağımız üzerinde yaşıyoruz. Yani normalde yani çocuklukta bebeklikte doğuyoruz. İşte yuvarlanıyoruz. İşte sonra mesela dört ayağımıza doğru yani dört şey pardon. Yani emekliyoruz Emekliyoruz ondan sonra da ayağa doğruluyoruz ve aslında hep Hı. ayakta duruyoruz Mesela bizim için öyle bir noktaya geliyor ki yani bu ayakta durmak ahlaki kavramların zirvesi haline geliyor Mesela ayakta durmak Mesela yaşamanın anlamı geliyor yani, ayakta, yani hala ayaktayız yani çok şükür elden Hı. ayaktan kesilmedik vesaire filan gibi Dolayısıyla şimdi bu bir tanımlama yani bir insan anlayışı Biz şimdi namaza tam bir insan olarak giriyoruz Yani insanlığımızı temsilen oraya giriyoruz ve diyoruz ki ayaktayım yani ben ayağa kalkıyorum doğruluyorum Şimdi aya, namazın ayağa kalkma eylemiyle oruç arasında yakın bir ilişki vardır. Şimdi bugünkü yazıyı tamamlayamadım aslında. Bugünkü yazının başlığı bu Fikri Yatta düzenli olarak oruç ve yazıları yazıyorum. Yani oruç ve işte oruç ve istina, oruç ve ibadet, oruç ve tefekkür vesaire böyle devam ediyor. Bugünkü yazının başlığı oruç ve namaz idi. Aslında onun öncesinde bir iki daha vardı. Onları biraz hızlı geçtim. Ee, belki onu da yazamadım bilmiyorum. Oruç ve namazı tamamlayamadım. Yani bir işim çıktı tamamlayamadım. Şimdi oruç ve namazın ayrıştığı birçok nokta vardır. Ee, ki temel nokta mesela oruç gizlidir, namaz aşikardır. Mesela bir adam benim oruç tuttum, mesela siz şu an benim oruç tuttum bilemezsiniz. <laughs> yani ben söylemem lazım. Ama ben şurada namaz kılıyor olsam, Dursun derse ki ya bu adam ne yapıyor dese namazım fıkhen olmaya olmaz. Çünkü şek anlaması lazım yani, yani ayakta duruyor. Rüküya gidiyor, secde, yani tanıman lazım. Yani davranışı tanıman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani Birisi aşikar ibadettir, birisi şeydir. Fakat bir de bir başka benzeşme noktaları var. O da ana fikirdi. O da şu. Şimdi oruçta biz imsak yaparız. Yani kendimizi geri çekeriz. İmsak bu demek. Geriye çekiyoruz. Neden? Normal kendimizi saldığımızda içgüdüsel arzularımızdan. Yani yemek, içmek, yani bedenin ihtiyaçları ve cinsellik. Bunlardan geriye çekeriz. Yani onlar buradayken biz bir geri adım atıyoruz ve imsak yapıyoruz. Kendimizi tutuyoruz. Geriye çekiyoruz. Namazda ise bu kıyam hareketiyle temsil ediyor. Şimdi ben kıyamda durduğumda yani ayağa kalktığımda e, güdülerimden uzaklaşmış oluyorum. Yani hani yani işkemden işkembemden ve e, şimdi eski filozoflar böyle ay yani Hı -hı. cinselliğimden uzaklaşmış oluyorum. Yukarıya doğru kalkıyorum ve başımla yani şeyim arasında, işkembem arasında mesafe büyüyor. Yani başım özgürleşiyor. Dolayısıyla başım büyüyor, beynim büyüyor vesaire. Şimdi bu bakımdan namaz Kıyam hareketiyle orucu temsil eder, oruç imsak hareketiyle namazı temsil eder. Dolayısıyla şimdi bu açıdan bunlar arasında bir benzeşme var. Bir başka yön bu kıyamla ilgili o da şu. Şimdi insan mesela e, filozoflar tarafından düşünen canlı diye konuşulur. Hı hı. E, düşünen canlı yani hayvanın artık e, düşünme faaliyetimizle, düşünme gücümüzle hayvanlardan ya da bitkilerden ya da ötekinden, berikinden vesaire ayrışmamızı sağlar. Şimdi bu kez orada düşünme yani hani şey, fakat o düşünmeyi ortaya çıkartan şey bizim ayağa kalkmamızdır. Yani şöyle diyelim hani bunu biyologlarımız birçok kişi de söyler. Diyelim ki biz mesela yatar bir varlık olsaydık hiçbir zaman o düşünme faaliyeti ortaya çıkmayacaktı. Onu ortaya çıkabilmesi için başımızın bağımsızlaşması gerekti. Yani, yani yukarıya doğru bağımsızlaşması gerekti. Dolayısıyla şimdi ayağa kalkmak, kıyam hareketi aslında düşünen canlı olarak orada bulunmak demek. Dolayısıyla şimdi biz Tanrı'nın huzuruna çıkarak bir birey olarak yani tek kişi olarak çıkarak <laughs> Tanrı'nın gel yani bir insan olarak düşünen bir canlı olarak ben buraya geldim demiş oluyorum. Şimdi sen ilk o münacat devam ediyor değil mi namazda? Ediyor. Münacat devam ediyor. Şimdi bizim şimdi Müslüman toplumda bir konu biraz karıştırılıyor. Mesela cemaat meselesi, cemaatle namaz meselesi. ya da mesela az çok bizim toplumlarda böyle işte insanın toplumcu olması. E, filan bunlar mesela yapılmasa bile yüceltilir. Yani mesela toplum için bir şey yapmak vesaire filan ya da efendim mesela bencillik kötü görülür filan. Şimdi ben ben de bencilliği kötü görürüm ama duada ben diye başlamayı duanın samimiyeti olarak düşünürüm. Ben diye başla Ben diye. Yani önce ben. Çünkü ne diyor şeyde Rabbi ufirli Rabbim bana mağfiret eyle. Öli valideyye ve anne babamı affederle. Ölil müminine ve bütün müminlere mağfiret ederle. Ayette. Yani bir taşın bizi. oluşturduğu dalga kümesi gibi <laughs> yani büyüyor, sonra tekrar büyüyor, sonra biraz daha büyüyor ve çevreye yayılıyor. Şimdi benim mevzuya dahil olmam lazım ve dinde bu en önemli konudur. Tanrının huzuruna benim ben olarak çıkmam lazım. Bu dinde en önemli konudur. Biz şimdi dursunur arkasında cemaat olduğumuzda da orada biz cemaat olarak bulunmuyoruz her birimiz ben olarak bulunuyoruz. Hoca da ben olarak bulunuyor. Yani hoca mesela 100 kişi 200 kişiyi arkasına of. almış Allah'ın huzuruna götürmüş değil. Yani Nasreddin Hoca'nın hani böyle filleri hikayesi şey gibi yani timonun çıkmış şeyleri gibi değil. Allah'ın huzuruna hoca da tek çıkıyor. Ben de tek çıkıyorum ama biz orada tekler bir, bir, bir irtibat kuruyor tekler. Yani iki kişi değiliz orada. Ben bir, siz bir, sen bir. Herkes bir, 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 bir bulunuyoruz bir ahatlar şeyi gibi yani e, mekana gibi hepimiz ayakta durarak Tanrı'ya kendimizi gösteriyoruz. Yani sanki yoklama yapılıyor. Diyorum ki işte tek tek soruyor. Yani Ekrem geldi. Dursun, Tahir yani Herkesi böyle tek tek. Dolayısıyla şimdi o ayakta durma aynı zamanda bizim mutlak ve ebedi Hı. bireyselliğimizi yalnızlığımızı temsil ediyor. Peki e, şimdi Dursun hocama da sorayım. İnsan çağrıldığı için mi namaza durur. Veya duaya, e, veya duaya durur yoksa ihtiyacı olduğu için mi? Yani ikisi de aslında olabilir. Yani bir insan bir ihtiyacı için Allah'a e, dua edebilir. Bu normal bir şey. E, ki mesela biz her cuma günleri işte her vakit e, her işte mevlid cemiyetinde sohbetlerin ardından Kur'an-ı Kerim ilavetlerin alt, e, e, akabinde hep dua ederiz. Yani biz kendimizi Allah'ım senin kelamını okuduk ama e, bunun işte içer, içeriğiyle beraber hayatımıza tatbik ederek yaşamayı bizlere nasip et gibi. Yani mevlüt okuruz. Az önce okuduğumuz gibi. Peygamberimizin doğumunu anlatan e, işte veladet bahri. Allah-u Teala'nın tekliğini anlatan tevhid. tevhid bahri ve peygamberimizin miraca çıktığı o geceyi anlatan miraç bahri ya bu törenlerin arkasında insanların ibadetlerinin arkasında daha doğrusu Allah'la baş başa kalıp ona kendi ihtiyaçlarını ya da ihtiyaçlarına cevap vermişse şükrünü beyan etmesi bazen İnsan bir ihtiyacı olmaz. Yani şükür namazı dediğimiz bir namaz var biliyor musunuz? Hı hı. Yani benim hiçbir ihtiyacım yok ama ben hani Allah beni kul olarak yarattı. Beni işte Çinili Camine imam yaptı. Verdikleri için. Verdi. Onun karşılığında bir şükür, bir teşekkür mahiyetinde namaz kılarız. Yani bu dualarda bazen dediğim gibi insan bir şey isteyebilir tabii ki ama Diğer taraftan hiçbir şey istemeden sadece Allah'ı yüceltmek için, peygamberimize salatü selam getirmek için dua edebilir. Her ikisinde de yani hmm. o, o, bu olabilir. Yani bir şey illa sizi bir şey çağır e, bir, bir sebep uğruna dua etmeniz gerekmiyor. Yani her ikisi de olabilir. Yani dua bir istek makamı olarak kalmamalı ya, zihnimizde şu, değil mi hocam şu, sadece? Duanın kademeleri var, duanın dereceleri var. Ee, birinci olarak e, dua aslında bizim onu değil, onun bizi çağırmasıdır. Yani Hı. Allah bizi çağırmazsa biz ona biz onu çağıramayız, biz ona gitmeyiz. Dolayısıyla şimdi yani duayı önceleyen şey Allah'ın rehberliğidir, hidayetidir. Yani kalbimize onu düşürmüş olmasıdır. Bu konu üzerine böyle birçok yaklaşım vardır, birçok yorum vardır. Mesela yorumlardan <laughs> bir tanesi, Dursun Hoca'nın söylediği yani bu ihtiyaç meselesine bir tane söylüyorum. Mesela yani dua et, yani kulun kendisine dönmesini istediğinde onda ihtiyaç yaratır dönsün diye. Ya da onda bir korku yaratır sığınsın diye. Ya da diyelim ki onda bir işte yalnızlık yaratır. Yani Allah'a yönelsin diye vesaire. Dolayısıyla şimdi aslında dua yani bizce mesela biz duanın başlama noktasının kendimiz olduğunu düşünürüz. Halbuki bu, bunu bir tür şey gibi düşünmek lazım. Yani böyle bir bu merank gibi düşünmek lazım. Yani bir şey gelip bize vuruyor bizden geriye dönüyor. Fakat biz şimdi o kadar merkezde yaşadığımıza inanırız ki o bize vurup da bizden dönen şeyin aslında bizden çıktığını düşünürüz. Şimdi dini anlatım da biraz bunu tahkim eder ama bu bunun mutlak bu şekilde olduğu için değil. Düşünüp daha derinini anlayalım diyedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler serpiştirilmiştir. Yani birçok farklı konu, birçok farklı mesele farklı farklı yerlerde ele alınır. Bu nedenle şimdi ulema Kur'an-ı Kerim'deki bu dağınık yapıdan ve bu farklı yerlerde anlatılan yapıdan bunları toparlar derler ve hükümler çıkartır. Şimdi eğer biz mesela Allah bize bir iman nasip etmemiş olsa, Allah bize kendini tanıtmamış olsa biz ona iman edemezdik. İman edemeyince de duamız az önce söylediğim plasebo etkisi yapar. Yani boş bir konuşma. Yani recmen bil gayet gibi yani. Yani Böyle bir ifade olur. Namazda dediniz ya evet. yoklamalı gibi ben okuyan <laughs> ben buradayım. E, duada da, o çağırdığı için. Geldi mi Allah'a? Tabii, tabii. Geldi mi Allah'a? Yani ça... O çağırdı. Hı. Yani ben şimdi ben bunu yani birçok şeyin, e, birçok e, seyircilerimiz kusura bakmasın sanlar eden böyle arada. <laughs> e, ben şimdi kendimi biraz zor zaft ederim. <laughs> Onun için e, sanlar eden ikide bir böyle e, ses çıkıyor. Ondan sonra e, şimdi Cenab-ı Hak çağırdığı için biz ona gidiyoruz. Bu bir bumerang şey gibi. Biz ortadayız. Bize geliyor, bizden ona dönüyor. Dolayısıyla ona gidince bu kez tekrar icabet ediyor. O kalbimize yani düşürüyor. aslında şöyle ifade edelim. Allah çağırıyor, ben dua ediyorum, o o icabet ediyor ona. Yani yani böyle bir şey. Yani benim eylemimin önünde ve ardında Allah'a dair bir fiil var. Yani dolayısıyla şimdi ben yani el evvel ve el ahir olan Allah tarafından ihata edildim. Allah'ın evvel ve ahir oluşu bu demek. Yani herhangi bir fiilimizde Cenab-ı Hak baştadır, baştaki ilkedir ve sondadır. Hı. Biz aradayız yani ar araya sıkışmış gibiyiz. Mesela Allah zahirdir ve Allah batındır mesela. Biz araya sıkışmış gibiyiz. Allah evveldir, Allah ahirdir gibi. Araya sıkışmış gibiyiz Yani biz arada, aradaki varlığız. Dolayısıyla duamız da böyledir, ibadetimiz de böyledir, orucumuz da böyledir. Biz şimdi mesela oruç tutuyoruz. Allah bir şey yaptığımız, yani emrine uyduğumuz düşünüyoruz. Şimdi o orucu bize sevdirmezse, o orucun bize farz olduğunu bize iman ettirmezse biz nasıl yapacağız ki bunu? Oca okuduğu şeydi. Mevlitte Süleyman Çelebi diyor ki ...imanımızı sakla gil diyor. Çok güzel bir ifade gerçekten. Bizim bu imanımızı sakla diyor. Yani sen verdin, sen koru, sakla. Koru, değil mi? Yani? Evet, koru yani muhafaza evet. eyle. yani. Dolayısıyla şimdi dua'nın böyle bir taraf var. Fakat bir de şimdi dua-dua konusunda biraz daha bir metafizik yapmak lazım. Yani biraz daha felsefi düşünmek lazım. Şu şekilde. Şimdi normalde mesela insan talep ediyor, istiyor. Yani çok şey istiyor. Şimdi bu çok gerçekçi bir şey midir? Yani istiyorsunuz mesela şunu ver, bunu ver filan. Mesela bir an için herkesin bütün isteklerini gerçekleştiğini düşünelim. Hı. Hatta şöyle söyleyelim, mesela tahirin bütün isteklerinin gerçekleştiğini düşünelim. Hocam dua diyoruz ya istek hayali bir Müslümanın hani hayal ettikleri Hı. diye böyle bir şey desek bu aslında bir dua değil midir? Olmasını istedikleri şeyler değil midir? Yok hayaller. Yok hayal. Nedir? Bak hayal hayal, hayal bizim gerçekli olduğumuz bir yer değildir. Bak, hayali bu işlerden uzak tutmak lazım. Yani mesela Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Kişi niyet eder ama amelini yapamaz, niyetin sevabı ona verilir. Niye ben şimdi Kabe'de olup değil. orada iftarımı Yok. yapacağımı Yok. hayal etsem? H hay Hocam hay güzel şeylere bir... Yok, <gülüyor> <gülüyor> öyle Hayal iyi bir şey değil. Yani o o kuruntudur, vehimdir. Ondan uzaklaşmak gerekir. Mesela bir adamın şöyle bir hayali saçmadır. Ben diyelim ki, kendim için söyleyeyim. Şöyle bir ekonomik şeyim olsa... Şu, şu, işte nasıl deprem dedim şu kadar çocuk işte yetim kaldı falan. hepsini himaye etsin. Ev, ev yapsak işte ev yapsak. Bu saçma anlamsız bir şeydir. Halbuki senin cebindeki bin liradan on lirayı bir yere göndermen bu gerçek bir şeydir. Tamam mı? Ben niyetlendim yirmi lira göndereceğim demen gerçek bir şeydir. Din bu gerçekçilik üzerine kuruldur. Hayal üzerine dindarlık olmaz. Allah'ım bana milyonlar Ve, Yani bu <laughs> verdim, şimdi, şuraya hay, hay, şimdi bakınız. Allah'ım bana bunu 80'li yıllarda, 70'li yıllarda mütedeyyin kesin bu duayı çok yapmıştır. Allah'ım bize şunlar şunları ver, şunları yapalım Daha falan gibi değil mi? Şimdi bunlara gerek yok. Ne verdiyse muhasebe onun üzerinden olur. Hmm. Ne verdiyse dindarlık onun üzerinde gerçekleşir. Böyle boş şey hay, yani hayalle niyeti ayrıştırmak lazım. Hayalle niyet nasıl ayrışır? Hayalle niyet icraatla, fiille ayrışır. Niyette ayağımız fiildedir. Yani mesela ben hacca gitmeyi istiyorum. Tamam? Yani hayır şimdi hacca hay, hay, gitmeyi hayal etmek başkadır. Hacca gitmeye niyet etmek başkadır. Şimdi pe, geçen Ali Erbaş Hoca gelmişti şeyde konuşuyorduk. Şimdi normalde bir adam niyetlendi, yani iradesini koydu, mücadele etti, engel çıktı, gidemedi. Niyet sevabı alır, amel değil. Niyet sevabı alır. Hmm. Yani hacca niyet etmiş sevabı alır. Şimdi bu sene 2 milyon bilmem kaç bin kişi niyetlenmiş. Yani e, Hancı, kuralları demek. çıkmış. Şey yani yazılmış yani. yani. Hacca yani. müracaat etmiş. Hı. Hocam. Ondan sonra diyelim ki mesela çıksa bunların hepsi gidemez herhalde ama Tabii. yani 2 milyon kişiye çıksa belli bir, diyelim ki, bir yok ayrıca şey için söylüyorum. <laughs> yani 2 milyon da gidemez 1 milyon kişi yani parası bu hazır hazırsa yani, gerçekten gitmeye hazırsa bu adam niyet etmiş demektir. Gidemediğinde hacı gibi olur. Çünkü neden niyet etti, gidemedi, Hı. gitmedi değil. Hacı gibi oldu. Evet. Niyetle hayalin farkı bu. Hmm. Niyette siz yapmaya karar verirsiniz, yapamazsınız. Yapmaz değil. O ölürse hac hmm. ibadeti onun üzerinden de düşmüş olur değil mi hocam? E, ben, yani normalde ben fakir, yani böyle fıkıhçıların şeyine giren hükümler söylüyorum ama normalde öyle. Öyle olması lazım. Hmm. Çünkü hmm. gidemediği için gideme, olmadı. Yani hacı değil. Yani yoksa şey değil. Dolayısıyla şimdi bakınız. Şimdi bu dua meselesini, dua, ben duayı bu nedenle ikiye ayırırım. Dua normalde bir Nida kısmından bir de talep kısmından oluşur. Hı hı. Nida kısmı bizim Allah'ın esmasını zikretmemizdir. Mesela Ya Rabbi deriz değil mi? Ya Şafi deriz. Hı hı. Ya Deyyan deriz değil mi? Yani başka isimleri zikrederiz. Evet. Bir de Ya Şafi bir şey ver deriz. Şimdi Müslüman toplumu şöyle Şifa. bir hoş bir, bir Ataloy Eskenleri'den mülhem söyleyeyim. Yani böyle bir özetleme gibi söyleyeyim birkaç cümlesini. E, dua şöyle bir şeydir. Arif insanların duası nida etmek içindir. Diğerleri bahanedir. Yani istedim yani bir şey istedim diye adını söylemek için. Tamam yani ya şafi dedim şifa istemek için. Yoksa sen bilmiyor musun benim halimi yani ne vereceksin? Ee, umumun duası ise bir şey istemek içindir. Yani onlar nidayı vesile edinir. Bir şey isterler. Arifler ve istemeyi vesile edinirler. Adını söylerler. Şimdi duada böyle bir yön değiştirme vardır. Yani duada bir dikkat noktası vardır. Çünkü neden? Şimdi bir insan normalde ne isterse istesin Allah'ın ona verdiğinden daha fazlasını isteyemez. Hali hazırda. Bunu ben şimdi söyleyeyim. Hiç herkes olur mu ya hocam der. Tamam ben bak ben de yani damarım tutar. İstemenin tutan... sınırı olmalı mı yani? Hayır onu da söylemiyorum. Allah'ın verdiğinden daha fazlasını isteyemez. Çünkü neden? Sen hiç istemeden Allah sana bir varlık verdi. Yani bunda ötesi olabilir mi? Yani ben ne isteyip mesela ben ben ne isteyebilirim ki? Yani Allah bana bir varlık vermiş. Bu varlıktan daha ben şimdi ne isteyebilirim? Mal isteyebilirim, mülk isteyebilirim, bilgi isteyebilirim, statü, makam falan. Bunlar benim varlığım var ise varlığımın arazileri, ilişenleri. Varlığım yok ise bunlar ne işe yarar ki? Hiçbir şey yaramaz evet. Dolayısıyla şimdi bir insan duasıyla Allah'ı geçemez. Yani talep keremi geçemez. Allah'ın verdikleri keremdendir. Yani ihtiyaca ve şey <laughs> bakmaksızın lütfu ilahi olarak ihsan ettiğidir. Talep yani kulun talebi Allah'ın keremini geçemez. Ben şu kadar istiyorum. Zaten verecek. Zaten vermiş. Yani cennet zaten veriyor. Ne isteyeceksin? Mesela şimdi kendini tasavvur eyle. Tamam yani tasavvur eyle. Mesela sipariş ver. De ki ben şöyle şöyle bir şey istiyorum. İnsan Allah ya, ya Rabbi amana yani hani ben öyle dedim ama aman kabul etmem filan makamlı o değil mi? Yani, yani, Tabii yani cennete hmm. bir gittin Dursun hocam işte köşkler meşkler falan filan misal yani diyelim. Tamam sen yani seninki şeyde kalır yani, yani gece kondu kalır. Çünkü neden? Kulun muayilesi, kulun aklı Allah'ın keremini geçemez. Yani kul hmm. çünkü neden? Allah evveldir, Allah ahirdir. Kul Allah'ı geçemez. Dolayısıyla şimdi normalde bu dua meselesinde modern dünyada dindarlar çok eleştirilmiştir. Şimdi öyle şeyler örnekleri verdiniz hocam. Hep cennet cennet sanki ee, bizim dualarımız hep böyle cennet dünyalık isteklerimiz yani dü <laughs> noktasından dünyalık da biraz örnek şey, yani, yani yani normalde mesela, bak şimdi yani Allah yani şimdi dua bir iman üzerine kurulu. Yani duada Allah'ın beni yarattığına inanıyorum. bir Allah beni yarattığına inanmıyorsam duanın bir anlamı yok ki. En çok yani, bizler genelde sağlık için, afiyet için, e, maddi Durum için. Evlilik için. Evlilik için. Araba için, değil, değil mi? mi? hocam? Ev için yani. Yani günümüz şartlarında şimdi <laughs> <da içinde. gülüyor> yani gerçekleri konuşalım. Az önce <laughs> niyetle alakalı <laughs> hocam çok güzel bir şey söyledi. Tabii ki ameller niyetlere göre değerlendirilir. Şimdi bizim Çinili Camii'ni biraz tanıtayım hocam. Tanıtalım vallahi. Tabii, Bütün tabii valla hocam şeyde ya. bu eee <laughs> yani insanlar gezi yaptığında tabii, daha tabii. çok bu tarafa yapıyorlar. Sultan Ahmet tabii çok güzel camiler vardı ama bence gezilerin Yok, bir kısmı. Geliyorlar. Öyle, geliyorlar. bir kısmı o tarafa doğru da olması lazım. Şimdi ellerine o e, rehber kitapları veriliyor ya. Nerede ne var hepsini biliyorlar, evet. geliyorlar. Şimdi bizim Çinili Cami 1640 yılında Kösem Sultan yaptırıyor. Ee, burası bir külliye. Yani medresesi L şeklinde, çocuk kütüphanesi, Hamamı, camisi, şadırvanı ve bizim lojmanların işte o evet. arkada bir de bahçemiz var hocam. Siz görmediniz yazın. İnşallah size İnşallah, oraya... İnşallah Semar. duydum. Şey <laughs> duydum <ha>. şöyle <laughs> duydum. Tamam. Şimdi bizim e, caminin iki girişi var, bir üst, bir alt. Üst e, çıkıştan e, kenarda hocam bir su kuyusu var. İki tane taşı var. Hani mezarı andırıyor. İki tane taş. Kuyunun üzeri kapatılmış, beton dökülmüş. Yani çocuk mocuk düşmesin diye niyetle açtı konuyu da. Şimdi unutmayalım. Adam bir tanesi her gün geliyor, dua ediyor, gidiyor o şeyde çeşmenin yani su kuyusunun önünde. Ya bir denk gelsem diyeceğim ki şu adama ya burası mezar değil, burası kuyu. Hı. Ama denk getiremiyorum. Her neyse bir gün denk getirdim. Dedim ki. Hacı abi burası dedim sen ne yapıyorsun burada dedi ki dua yapıyorum Allah'tan istiyorum dedi. Ya Allah kabul etsin de burası dedim mezar değil. E ne burası dedi? Dedim burası şey kuyu su kuyusu. Su. Su kuyusu. Şöyle baktı güldü dedi ki ya sana ne kardeşim ben istediğim yerde istediğim şekilde dua ederim. Yani ben burayı böyle zannediyordum. Ayrıca yani kabir olması gereklilikler. Yani, hmm. Kabirde önce, dua edilmez zaten. Kabirdekine dua edilir yani. Sohbeti başladığınızda evet. en hmm. başta makamların, mevkilerin hmm. bir önemi yok yani. Adam her yerde dua edebilir. Evet. Şimdi orada adam dua ediyor. Önemli olan niyeti, onun içindeki o niyeti. Ama dediğiniz gibi tabii yani bir insan dünyalık işler için de Allah'tan e, istekte bulunabilir. Tabii ki Rabbim ahiretimizi <laughs> güzel eylesin. <laughs> yani tabii evet, <laughs> büyük duamız o. Cemaliyle <laughs> bizleri buluştursun. Kesinlikle oluştursun. yani. Şu, e, şu, şöyle. Şimdi e, şimdi bir defa e, veri yani dindarlık olanı biteni anlama. Bununla ilgili bir marifet iktiza ediyor. Yani insanın bir defa mesela kendi zenginliğini... fark etmesi lazım. Yani hali hazırda ne kadar kıymetli bir durumda olduğunu, ne kadar değerli bir durumda olduğunu anlamak lazım. Yani şimdi böyle biz şimdi sürekli başkalarıyla yarıştığımız için bir kenzi mahfi olduğumuzu unuturuz. Bir hazine olduğumuzu unuturuz. Dolayısıyla şimdi istemek burada biraz sakil kalıyor. Biraz hafif kalıyor ve modern dünya bu bakımdan dindarlığı çok eleştirmiştir. Bu eleştiri haklıdır. Çünkü neden? Dindarları. Çünkü neden? Şimdi dindarlar sürekli bir şey istiyor. Yani sürekli bir şey istiyor. Peki ne var? Mesela Tahir sende ne var? Şunu istiyor. Bir şeyler istiyorsun. Tamam peki. Ne var sende sen biliyor musun? Aslında bilmiyorsun. Yani biraz şimdi kendi üzerine bir düşünsen, değil mi? Öyle bir tefekkür etsek yani aslında bir tefekkür bize etsek, neler? Yani ne kadar Gerçekten. çok şeyin var. Yani yani, yani ne, misal olarak söyleyeyim, değil mi? Mesela malum bir şey istiyorsun falan değil mi? Diyorüm bir tane çocuğun var. İki tane çocuğun var mesela. Sağlığın var. Nefes alıp veriyorsun. Gözün var, kulağın var. Şu, değil mi? Yani şimdi bunların çok büyük nimet olması lazım. Normal yani eğer din ise bu. Hı hı. Ama şimdi bunları unuttuğun zaman, bunları ihmal ettiğin zaman o zaman iş değişiyor. O zaman şimdi modern dünya diyor ki sana onun yolundan gideceksin. Yani para mı istiyorsun? Çalışacaksın, çabalacaksın, elde edeceksin. Yani şimdi yani dua böyle bir sihir, yani bu, bu bakımdan böyle bir sihirli formül değil. Yani dua ettim, bir araba aldım. Böyle bir şey yok. Olabilir ya, bak, olmayabilir anlamında da söylemiyorum ama normalde bunun yolu bu değildir. Ya da mesela dua ettim, yani hava soğuk, dışarıya çıktım, dua ettim, iyi, hasta olmadım. Böyle bir şey yok kardeşim. Üzerine bir palto giyersin. Şey. Bir tane şey vardı, Bezbe Sami'nin bir hikayesi vardı. Çok güzeldi hikaye. Şimdi bir tanesi, e, böyle açlığı anlamaya çalışıyor tamam mı? Yani, yani ekmeğe hiç müracaat etmeden yani yemeğe müracaat etmeden böyle aç kalayım Allah beni beslesin falan gibi böyle bir şey. Bazı insan ne yapıyorsun sen demiş. Niye yemiyorum demiş yani. Demiş. Ne yemiyorsun demiş. Rabbim gönderir demiş. Bak demiş. Git şuradan bir müminle demiş iki somun ekmek iste demiş. Allah sınamaya kalkma demiş. <laughs> <Değil mi>? Uğraştırma. <laughs> Şimdi bak. <laughs> no, sınama. Bak. <laughs> Yani Allah şimdi duayla Allah sınanmaz. Bir mucize arayışında Tabii, ama hep bak. insan. Ya, onun için mesela şimdi dinler şimdi modern dünya buradan eleştiriyor. Modern dünya diyor ki hırslarımız o kadar çok ki yani duayla bunları kapatacağımızı zannediyoruz. Yani tembelliğimizi dua kapatsın istiyoruz. Tembelliği dua kapatmaz. Öyle çok çalış olmadı. çok çalış. Yok kazan. hocam yani Tahir, Tahir Bey aslında şunu demek istedi. Çok çalıştı, <laughs> kitap okudu. Evet. Bilgi Olmayabilir. doldurdu. O ha. bunun haricinde bir de dua istiyor. Yani dua <gülüyor> <yapıyor>. <gülüyor> hocam, Ya Bu konuda cimri olmayalım. Yok, yok hocam. hocam yani. Yok Şunu söylüyor. Yani duanın dindeki yerini doğru anlayalım. Ondan sonra konuşalım. Duanın dindeki yeri zikirdir. Allah'la irtibattır. Allah'la münacaattır. Yani ana fikir bunun üzerine kuruldu. Yani benim şahsım mesela hani... ...ben bütün dünyadaki eleştirileri de takip etmeye çalışırım. Kendi adıma mesela hani bu <laughs> dinin içerisindeki bir kanadın yaklaşımını dikkate alarak eleştirilerin çoğunu boşa çıkartabilirim. Yani bu adamlar böyle değil. Yani bu adamlar şöyle değil falan gibi. Çünkü tanım gerçekte böyle değil. Yani şunun üzerine kurulmamış. Yani tarlaya buğday atacağız. yatacağız. Ee, sulamadan. Ha, sulamadan ver, bak verebilir de vermeyebilir de. tamam mı? Hazreti Meryem mesela bir baba yok İsa'yı doğurdu. Olabilir de olmayabilir. Bak bunlar ayrı bir konu. Yani bunlar farklı farklı meseleler ama bunun üzerine bir sistem oturtup yani sanki mesela Bizim biz, bütün tembelliğimizi dua kapatır. Bütün beceriksizliğimizi işte Allah'a yönelme şey yapar. Bütün bilmem neyimizi böyle bir şey yok. Yani Tabii. din artık böyle bir şey yok. Onun için mesela duayı çok doğru anlamak lazım. Duayı çok doğru konuşmak lazım. Dua bir hazinedir gerçekten. E, ve dua bir münacattır. Yani Tanrı'yla bir konuşma eylemidir. Yani bunun sonuçlarından maada, sonuçlarından bağımsız olarak düşünülür. Şimdi Tahir Bey buyurun. hocama bir şey e, eklemek buyurun. istiyorum. Yani dua tabi insanın niyetidir dedik. Şimdi mesela bazen insanlar geliyor ki diyor ki hocam şu çocuğuma bir dua yapın. Hı. Şu bir dua okuyun. İşte çocuk korktu işte filmlerden mi artık yani bir şeyden korktu gece uyanıyor üçte kalkıyor ağlayarak falan. Ben diyorum ki hanımefendi ya da beyefendi siz bunu e, psikoloğa ya da bir hastaneye götürdünüz mü? Götürdük diyor. Hani insanların içi rahat olsun diye Ekrem Hocam biz de orada şifa ayetlerini okuyoruz. Okuyun hocam mutlaka okuyun. Ama bunu söylüyorum. Diyorum hocam, ki hanımefendi bakın biz bunu yapalım de, ama. Bak, hocam bak götürmese de okuyun. Ya götür yani ya, şey, tabii ki aynen. Bu ben şimdi bu tıbbı Nebevi ile ilgili bir takım şeyler Hı -hı. yazmıştım. Ee, tıbbı nebevi de aslında pek bir delil yok. Yani yani şu ot şu bilmem ne falan böyle bitkiler üzerine kurulu bir iki istisna var. Ama bir delil yok. Yani daha doğrusu bunların peygamberle ilişkisine dair bir şey yok. Yani geleneksel bir tıp bu. Fakat bazı konular var. Bunlar gerçekten Peygamber Efendimiz'den geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'in e, şifa olarak telakki edilmesi ama birkaç yönden. Mesela Kur'an-ı Kerim şifadır dendiğinde bir iki üç tane mana söyleyeyim size. Şifa bir defa yeterlilik demek. Tamlık, kemal. Yani bir adam şifalıysa her şey yerli yerindedir. Kur'an-ı Kerim şifalıdır. Yani bizim için yeterli bir kitaptır. Yani normal hani bakarsak. Hı hı. Bir. iki. Kur'an-ı Kerim ruhumuz için bir şifadır. Yani bizi yanlış yoldan doğru yola taşıyabilir. Üç. Kur'an-ı Kerim bedenimiz içinde bir şifa olabilir. Yani bu hadis-i şeriflerde var. Sahabe uygulamalarında var. Sonraki Müslümanların, müminlerin uygulamalarında var. İştihatlarında var vesaire vesaire. Şimdi bunu hani bir adam inanır inanmaz. Ben şahıs bak kendi adıma söylüyorum. Ben inanırım. Yani ben mesela şimdi biz Ömer'le karşılaştığımızda başım ağrıyor. Ömer bir şey oku filan derim ona. Yani Hı -hı. veya bir, başka arkadaş. işte Tayyip Hoca bizim Hı -hı. şeyde. Işte bir şey oku filan derim. ben yani hiç şeyim yok. Yani tereddüdüm yok. Şimdi veya mesela dedim ki hani çocuklarım yani o zaman daha küçük. Mesela işte bir şey okuyun falan derim. Okumak iyi bir şeydir. Yani bir insan kendi kendine de okuyabilir. Bir başkasına da okuyabilir. Müminler için de bir şey okuyabilir. Dua edebilir. Buna bir şey yok. Yani bunun olması lazım. Bu diğerinin alternatifi değil. Ama sonucunu bilmiyoruz. Yani şimdi okuduk ne olacak? Hadi, bu evet, büyü yapmıyoruz aynen. ki biz. Sihir değil ki bu. Hı. Okuyorsun. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorsun. Ne verecek? Ne bileyim? Ne verecek? E peki kader noktasında. Yani kader, kader bizim bildiğimiz bir mesele değil ki. Ha. Şimdi Müslüman toplum kaderi bitmiş hadiseler üzerinden düşünür. Yani bir adam öldü, kaderini konuştuk şimdi. Ama bir adam yaşıyor, ne olacak bilmiyoruz ki. Dolayısıyla şimdi... Kadere tesirinden mi bahsediyorsunuz? Yani tesiri değiştirme noktasında... Hayır, de kaderi niye değiştirsin ki? Şimdi yazılı yani, diyoruz. Şimdi bakın, bunların hepsi aslında dilden kaynaklanan hatalar. Yani şöyle dilden kaynaklanan hatalar. Şimdi biz kaderi zihnimizde hep geçmiş zamanda yazılmış bir şey olarak düşündüğümüz sürece kaderin içinden çıkamayız. Yazılmış orada duruyor, böyle biz şey, onu yaşıyoruz. Ya böyle İnsanların şey, tasavvurunda olan evet, bu. O. Böyle, yani... Cenab-ı Hakk'ın muyumacı. fiilini. Doğru. Yani sanki yani. şöyle oluyor. Yani hani milattan sonra işte biz diyelim ki 2023'teyiz. Cenab-ı Hakk'ın kaderimizi yazması da işte yaratılıştan eksi yani diyelim ki 5000 sene önce. Hı. Böyle bir şey yok. Bu masal. Böyle bir şey yok. Ya Allah'ın bilgisi ezeli. Yani zaman ve mekana dahil değil. Yani Allah senin ne yapacağını tab biliyor. Tabii tab ne yapacağını biliyor ama bu zaman bu zamanla ilgili bir şey değil. Dolayısıyla şimdi e biz şimdi hani geçmiş bir zaman, yani şimdi muhayyile burada devreye giriyor, bunu hayal yapıyor, mitolojik düşünüyoruz, metafizik değil, met mitolojik düşünüyoruz. Hı. Yani ta geçmiş geçmiş bir zamanda yazıldı çizildi ki hı hı. şöyle şöyle olacak, yani orada duruyor. Hı hı. Ama orada bir yerde duruyor, yani es eski bir zamanda orada yazılmış duruyor. Şimdi Cenab-ı Hak için senin o en geçmiş dediğin şey andır, şimdidir. Evet. Yani dolayısıyla biz bunu bilemeyiz, yani kader nedir, kader nasıldır bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Böyle muhayyilemizin üretmiş olduğu geçmiş zaman kompleksinden kurtulmamız lazım. Allah'ın bilgisi zamana taluk etmez. Zamana, zamanın içine girmez. Allah'ın bilgisi üstün bir bilgidir. Yani ali bir bilgidir. Dolayısıyla şimdi o Allah'ın bilgisidir. Yani ben şahsen mesela Allah'ın bütün diyelim ki umumi olarak her şeyi ve tikel olarak yani yaptığım her şeyi bildiğine ben inanıyorum. Yani daha doğrusu sünni olmak buna inanmayı iktiza ediyor. Ama bu durum bende bir kilitlenmeye yol açmaz. Ben de bir daralmaya yol açmaz. Yani ne yapacağız şimdi? Bu böyleyse tamam yatalım. Hani şey bazen şimdi böyle şeyler... Uyuşturucu sosyal... batağına düştü. Ne yapalım? Evet. Kaderi böyleymiş. Şimdi, sosyal medyalarda Deyip... bir takım sözler şey yaparlar. İşte olan olmuştur. Olacak olan da olmuştur. Falan. Ya değil böyle değil kardeşim. Söz yanlış. Yani... Hocam bu... kader konusu malumunuzdur. Hani konuşulması... Çekinilen konulardan birisidir. Evet Çok sık konuşulmaz hocalarımız çok detaylandırmaz belki evet, de bu noktada. çok net söyleyeyim. Kader konusunda yani konuşulmaya çekilmeye gerek yok. Kader konusu bilinmez. Konuşulmaz değil. Hı. Kader konusunun bilgisi yoktur. Yani kim mesela ben kaderi açıklıyorum diyorsa yani oturun dinleyin yani hani. Yani abi hocam. hocam. Şöyle söyleniyor ya İmam Maturidi'ye <laughs> atfediliyor. Yani külli irade, cüzi irade. Yani külli irade Allah bir şey her şeyi yaratmıştır. Hmm. Hmm. Günah, sevap. Hmm. Bir de cüzi irade vardır insanın. Hani İmam Maturidi'ye hmm. göre söylüyorum. O oradaki seçeneklerden bir tanesini seçme Yok hocam öyle olmaz. Yok, yok hocam, o olmaz. Ve olursa külli irade külli olmaz. Onu bilmiyorum. irade yaratılmış ama sen orada seçeneklerden bir tanesini seçip bu, bu, mutezili yorum olur. O şey olmaz hocam. Bu, bu, bu olmaz. Bu tehlikeli olur. İmam Hatip de böyle demez. Buyurun hocam yok. Ben arkadaşım konuşuyor. Ee, Ankara için iftar vakti olacak. <laughs> onu dedim. <gülüyor> 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 hocam bu yok, şöyle, hocam, bu, yok, şu, mutezili yani, değil ama bu yani onu söyleyeyim. Evet. Oraya gidelim. Ankara için oraya iftar vakti ha, hocam. Allah kabul evet. etsin. Ankara'da evet. evet Ankara şu, şöyle, şöyle, dursun, şöyle. 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 İrade konusunu bakın kader konusunda şimdi dinin birçok alanı çözümsüzlüğü vardır. Yani dinde şimdi ben hep şunu savunurum. Dinde soruları ısrarla sormalıyız. Fakat soruların cevabı cevaplar değildir. Soruların cevabı yeni sorulardır. Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Din müspet sorularla sürekli yürümek demektir. Cevap bulunmaz. Mesela kader konusunda cevap olma e kader konusunda cevap varsa biz ne yaşıyoruz ki? Yani biz ne yapacağız? Yani kader yani kadın yani cevabını herkes biliyorsa yani veya yani biz bileceksek. Daha ya C takdir edilmişse biz niye uğraşıyoruz? Biz niye uğraşıyoruz? Takdir edilmiş. Biz bileceğiz ama tekrar diyorum bak şimdi buradaki sorun zamanı düşünmekten kaynaklanıyor. Yani zaman sorunu olmasa kader meselesi başka türlü konuşulur ama senin zihninde veya benim zihnimde geçmiş, gelecek ve an diye böyle üç üç kipli zaman olduğu için biz şimdi Allah bilmiştir cümlesini Geçmiş ta yani Big Bang'den önce şu kadar hı hı. sen önce bilmiştir yazmıştır gibi düşünmek zorundayız. Biz böyle düşünüyoruz. Yani evet. E, o zaman da bu zaman onun sonrası oluyor. Yani o bunun öncesi, bu hı hı. sonrası. Yani aslında Allah eksi zamanda bilmiş gibi oluyor. Evet. Bu tehlikeli, sakıncalı ve yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla şimdi bu bakımdan yani kader meselesinin bir izahı olmaz, yani, bir açıklaması yoktur. Ne vardır? Biz şöyle bakarız. Yaşarken fiillerimiz olabildiğince tedbirimizi icra etmek üzere kuruludur. Gücümüz yettiği ölçüde tedbir ederiz. Yani tedbir çalışırız, gayret ederiz. Mesela namaz kılarız, oruç <laughs> tutarız vesaire falan. Ama biten hadiselerde kaderi düşünürüz. Tamam bitti yani mesela e, bir adam dedim ki işte vefat et. Bir adam bilmem ne oldu. Bir adam şunu mesela Dursun Hoca dedim ki hoca oldu, Çinli Cami'nin imamı oldu. Kader. Tamam kader. Ama ne zaman geldiniz hocam oraya? 2010. 2010. 2008'de bilmiyorduk. Şimdi hoca belki de mesela oraya gelmek istiyordu. Belki başka bir cami gitmek istiyordu. Ondan sonra şimdi kad bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz tamam mı? Şimdi hoca bir taraftan çabalıyor. Hani bu e, şey gibi e, Mevlana'nın hani pergel hikayesi gibi tamam mı? Şimdi sol ayarla çabalıyor. Yani tanıdıkların devreye başka, Biz bir süre idim imtihana giriyorsun şunu yapıyorsun hı hı. bunu yapıyorsun. Evet. Diyorsun ki mesela valide artık camini istiyoruz. İstiyorum. Mesela Aynı. ama bir ayağında kader de sabit. Bakalım ne olacak? Şimdi çabalıyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi diyalektik bunun üzerine kurulu tamam mı? E, çabalıyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olduysa nasip buymuş diyorum. Şimdi kaderle ilgili benim en güzel cümlem yani benim kullanabileceğim en güzel cümle nasip cümlesidir. Nasip. Tamam mı? Ne oldu? Nasip. Mesela bu sene oruç tuttuk. Nasip. Şükür yani 8 gün oldu tuttuk. Şimdi yarın mesela bu üçümüz değil mi? Yani normal hepimiz işte Hı. dinle diyanetle ilgiliyiz falan. Yarın bu üçümüzden oruç tutacak olan kimdir bilmiyoruz. Akşam bileceğiz bunu. Sabahleyin ama biz şey sahura kalkıyoruz. Bakalım tuta, yani tutacağız bak tedbirle. Ama akşam olunca bakacağız nasip. Yani üçümüze de tekrar nasip olduğu gibi. Fiil bitince nasibi kullanıyoruz. Hı. Ama fiil olunca nasibi, ar fiil gerçekleşmezden nasibi arıyoruz. Şimdi bizim hayatımız nasibi aramak üzere kurulu. Nasibi aramak nasibi konuşmaya engeldir. Yani nasibim budur demek çünkü henüz bilmiyorum. Dolayısıyla şimdi kader meselesinin konuşulacak bir tarafı yoktur. Yani dua kaderi değiştir, böyle, böyle spekülasyonlar gerek yok ki. Kader niye değiştirsin? Kaderin ne olduğunu ne biliyorsun ki değiştirecek? Halde nasibi arıyoruz yani. dediniz öyle. hocam. az önceki söylediğimiz gibi herkes evet. e, şey yapıyor, tasavvur ediyor ya hocam. Evet. Yani Allah yaratmış. Yazılmış evet. duruyor orada. E, seçme bizim elimizde yani... İşte dua. Hocam seçmek elimizde olursa <laughs> o, olmaz. Yani şimdi o zaman yani e, Ama yani, hocam bir, şimdi, yani, bir insanda bir irade var mı Ekrem hocam? E, irademsi bir şey var. Yani biz, tam irade yani, yani, biz buna şey. mı diyoruz biz buna. Biz yani? şöyle diyoruz aslında. Kendimizi iradeli varlık kabul etmek zorundayız. E, bunu bizim düşünürler şöyle ifade ederler. İnsan e, seçmeye mecbur bir varlıktır. Yani biz kendimizi şimdi Leibniz Spinoza şöyle der. İkna de geçer de bu. Spinoza'dan söylesen insan daha ikna oluyor. Evet. Taşı yukarıya fırlatsak, sorsak, nasıl çıkıyorsun? Özgür irademle çıkıyorum der. Anladın mı? Bu sadece dinle ilgili değil. Bizim şimdi ilahiyat hocaları ilahiyat hocaları özgürlüğü açıklamaya Hı. çok düşkündür. Ve yani böyle bir Ankara ilahiyatçılık vardır falan Türkiye'de. Her şey özgürüz. Şöyle ya kardeşim nereden özgürüz? Ne sosyolojik <laughs> olarak özgür olabilirsin? Ne psikolojik olarak bak ne ne doğa yaşadığın içinde yaşadığın doğada özgür olabilirsin. Ne içgüdülerinden özgür ol özgürlük neymiş ya? Nasıl yani bunu nasıl izah edecek? Yani bu, bu böyle bir böyle bir konuşmadır. Yani biz <laughs> özgürüz falan. İlahi, yani dünyada bunu bir kimse bilmiyor. İta ilahiyatçılar üç tane ayet yorumlayacak, iki tane hadis yorumlayacak, <laughs> özgürüz diyecek. Böyle bir şey yok. Bu komik olur. Anladın mı? Yani dünyada kimse bunu yapmaz. Yani insan özgürlüğü müsüz? Ama biz şöyle yapacağız. Biz bil, nasibi bilmiyoruz. Çünkü hı hı. nasip henüz bizi gelip bulmadı. Ya da biz ona gidip çatmadı. Biz koşar adım nasip arayanlarız. Evet. Duanın da karşılığını arayanlarız. Yani arayanlarız. Nasip, nasip gerçekten bir güzel bir cümle. Evet. Ee, nasip arıyoruz. Ya öyle. Herkes öyle der yani. Hocam nasip. Nasip ya. Tabii. Ve ya nasip bak. Ya, ya nasip. Bir nasip, de tabii, ya bak. nasibi ya var. Nasip. Çok evet. güzel bir kelimedir. Evet, yani evet. nasip kelimesi sünniliğin insan Allah ilişkisini anlatan en güzel kelimedir. Nasip hı. kelimesi. Ya Bakalım. Yani nasibimizde... Kader, hı. Çok özür dilerim. Hı. Kader değilden ziyade nasip, nasip değilmiş. Tabii. Tabii, nasip değilmiş. Nasip tabii. Daha, değilmiş. Çünkü nasip aslında... Kaderim, Kaderimde yokmuş. Yazılmamış. Nasip. Evet. nasip. Şimdi, nasip biz değil. koşar adım, biz oruç tutuyoruz. Neden? Nasibimizi aramak için. Tamam mı? Yani ben işte kitap, defter işleri uğraşıyorum. Sen işte diğer başka bir şey. Niye? Nasibimizi arıyorsun. Şimdi yani okuyorsun, insanlara bir şey aktarıyorsun filan. Niye? Nasibini arıyorsun. Yani hı. nasibini tabii arıyorsun. Ki. Tamam mı? Yani. Yani doğru. Allah neyi murad etmiş? Şimdi insanlar açıyor, seni dinliyorlar niye? Nasiplerini arıyorlar. Yani bakalım, şimdi sen dedin ki onları bir amaçla e, sosyal medyaya hani koyuyorsun, sen de, tar e, ondan sonra koyuyorsun, bir amaçla onu yapıyorsun. Onu dinleyen başka bir amaçla bunu dinliyor. Dinliyorum. Sen öngöremezsin onu. Kesinlikle. Öngöremez. Biz de şimdi ders, İmam hatiyye dersi yapıyorum klasik düşünce okulunda. Hı hı. Ben bir amaçla onu yapıyorum, dinleyenler başka bir amaçla dinliyor. Yani konular ba başka başka yani. Evet. Nasıl? En doğru kelime bu. Ya nasip diyelim, ya ee, nasip, evet. yaklaşık 8 dakikamız kalmış. İsteriz ki arkadaşlarına der, e, Dursun Hocam'dan bir şey daha dinleyebilir Çok miyiz? Çok güzel olur, ben de vallahi O zaman şöyle şöyle iftada... hocam bir merhaba. Şey, şey, bir de şimdi ilk 15'te Tahir Bey, e, merhaba denir Hı -hı. kasidelerde. ilahilerde öyle seçilir. Bu Enderun teravihi yapılıyor ya. Enderun teravihi biraz daha insanları sıkmadan böyle farklı makamlarda güzel namelerle Hı. işte o vakti geçirmek orada terbiye Terbi, rahatlama ya. Evet, yani çünkü namaz yani üst üste gelince geliyor. O geriyor. ilk 15'te <laughs> merhaba cümlesi kurulur. 15'ten sonra artık elveda denir. İlahi'lerin Hı. işte kasidelerin hepsinde öyledir. E o zaman bir olur hocam? Merhaba şey. Vallahi şeyini ne okusan bize gider nasip. Yani bakalım. vaktimiz az hocam. Tamam, Hatırlatayım peki. ezanı Muhammed'ye gitmede. Merhaba, merhaba, şehri Ramazan, merhaba. Merhaba, merhaba, şehri Siyam, merhaba. Evveli hu, ahiri hu, zahiri hu, batını hu, ya hu, ya hu, ya samedu.

On bir ayın sultanısın, dertlileri. Sağolsun şehir Ramazan'a. Merhaba. İlk 10 olsun. gün böyle. Evet 15 gün. 15, 15 gün pardon. Evet. sonra elveda olacak. Elveda. Evet. evet. Hocam bu sene Ramazan, gerçi her sene aynı soruyu soruyoruz Hı. sanırım da çok çabuk mu geçti. Evet bana da öyle geldi. Ee, ben 8. gündeyim. <laughs> Ekrem Hocam. Bazılarına gireyim hocam. Ekrem Hocam. <laughs> Vallahi hakikaten e, Ramazan zor ibadet yani. <laughs> Bizim için kolay hocam. Vallahi hocam ben söyleyeyim çok zor. Ee, hocam bu sene biraz daha. Yani şimdi, biz imam olduğumuz için. Yani, <laughs> yoksa <hocam>, siz <ses, gülüyor> sürekli. Hocam geçen <laughs> sene sahurda A Haber'deydi kıymetli hocam. İftarda evet. Vav Televizyonu'ndaydı. sene arada yazılar. Sa evet yazılar vardı diğer programlar vesaire. Çok yoğun. Şimdi, bu sene sadece sahur çok var. Evet. Bir Biz radyo var. o yorgunluktan bir parça felaket evet, ettik. Evet. Ya şey zor. E, <laughs> arabayla yani gelmek gitmek yani trafik vakti oluyor. <laughs> yani yani eskiden Beşiktaş'taydık. Or orada olsa e, falan çok daha rahat oluyordu. Bir o beni yoruyor. Bir de şey e, konuk çeşitliliği olduğunda her zaman konukla şey yapamıyoruz. Yani yani ben konukları yoruyorum yani diyelim. <laughs> Estağfurullah. Arada Tahiri de yoruyordum ondan sonra. <laughs> Öyle e, alıştım istiyor. ben de hocam. Evet. <laughs> o yorulmaya Ekrem hocamla bu sene böyle e, diğer hocalarımızla artık. Evet. Yani e, Ekrem alt, kaldığımız yerden devam etmek bulunmak ediyoruz. bile bir e, ayrıcalık yani. Ben geçen de onu anlatmadım hocam size. Ben bilecik'te de görev yaptım. Evet. Şerif Paşa Camii'nde merkezde Orası da tarihi bir cami. Bir grup girdi camiye. Ben de sürekli caminin içinde ders çalışırım. Yani 10-15 kişiydi. Hepsi bayandı. Hoş geldiniz. Biraz böyle konuşurum, sorarım. Nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz? Dediler ki biz e, bir grubuz, Bilecik'ten geliyor. Aa ben de Bilecik'te görev yaptım. Nerede hocam falan, Paşa'da. E siz niye geldiniz buraya? Dediler ki biz Ekrem Hoca'nın sohbetine geldik. Bak Bilecik'ten kalkmış 10 tane hanımefendi. E, Ekrem evet, Hoca'nın sohbetine katılmışlar. Yani onlara da aynısını dedim. Dedim ki Ekrem Hoca yani... Ee, onun sohbetinde bulunmak bile bir şeydir. Ayrıcalık yani şans. Yani. Nasip. Eyvallah. Hocam. Nasip diye. Ben çok şanslıydım <laughs> geçen Allah. sene. Aslında... Bu sene nasibimizde e, evet. yokmuş. E, e, e <laughs> <zaten>. Buradan <laughs> Öyle şey değil de, hocam zaten. bir gün de şöyle cumada e, cemaatimizi bir şenlendirseniz. Estağfurullah onu beceremem de ama şey e, sohbet tarzı yapabilir miyim? Sohbet tarzı hocam. O tarz şeyler beceremem. Aynen sohbet. Son olarak Aynen. hocam e, sanırım e, iki dakikamız kaldı geçen geçtiğimiz sene konuşmuştuk. Rabbimizin kabul etmediği dua yoktur mu? Rabbimizin icabet etmediği dua yoktur. İcabet etmediği dua yoktur. <laughs> hmm. i̇cabet etmediği. Yani duada Cenab-ı Hakk'ın kullarına ihsan ettiği şey icabettir. İcabet başka bir şeydir. Kabul başka bir şeydir. Kabul olsa o zaman yani Cenab-ı Hak yani biz diyeceğiz o yapacak olurdu. Hmm. Yani herkes yani yani herkes her aklına geleni söylesin. Bir de dünya kaos olur. Bir insan kendisi istemez bunu. Yani bugün istediğin başka olur. Yarın başka bir şey olur. Bir gün birisine sinirlenirsin. Allah yani kötü bir şey söylersin. Yarın pişman olursun. Ya ben niye buna böyle söyledim? Anlatabiliyor muyum? Yani vicdan azabına kar olur. Dolayısıyla duanın kabul edilmemesi bir lütuftur. Duaya icabet edilmesi ise büyük bir keremdir. Allah dualara icabet edeceğini. İcabet etmek şu demek. Sen bu hani veskuru kumayeti kıma etkerimesini karşıdır. Yani siz beni zikredin ben sizi zikredeyim. Ama o bizi zikretmezse biz onu zikredemeyiz. Dolayısıyla şimdi biz duada karşılıklı bir münacat içerisinde oluruz. İcabet bu demektir. Ama kabul ayrı bir şeydir. Hı. O halde bu mübarek vakitlerde bizler yine kabul olunması ev evet. e, dileğiyle. dileğiyle inşallah e, dualarımızı edelim. Müstecab olması diyelim İnşallah. E, son kaç onu da yönetmeninden öğreneyim hocam. Son bir dakikamız var hocam. E, duada edep konusuyla ilgili şimdi bağırarak dua edilir mi? E, bu da merak ediliyor bana da sorulan. E, bağırarak mı yoksa gerçekten bunlar, ya, bunlar, birinden bunlar, borç bunlar, isteyerek. Bunlar Nihat Hoca'ya <laughs> herhalde. <gülüyor> Hayır birinden borç <laughs> isterken ya da bir şey evet. isterken ya böyle eğilip bükülürüz daima. Yok. Ama biz bazen bu? dualarımızla coşarız evet. böyle. Hatta o acziyet gösterdiğimiz ellerimiz var ya onu cuuşa, böyle cuuşa, böyle açarız. gelmek demek yani. Cuuşa gel. Evet. Yani şimdi Peygamberimizin sayın yanında bile yani sessiz konuşulurdu, değil mi hocam? Yani böyle yani. bir hadis var e, ki var, yani o Allah'ın Peygamberi, biz Allah'ın huzurunda tabii ki bir terbiye, bir edep ona ona yönelerek yani bütün Hı -hı. samimiyetle dua etmeliyiz. Gözleşi. Yani tabii aziyet acziyet. Acziyetimizi Göstermeliyiz onun karşısında. Tabii biz aciziz zaten. O muciz. Aa, peki. Dursun Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı peki, Ramazanlar hocam. diliyorum bütün izleyicilerimize. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı ben olsun. Ben de teşekkür ederim. Bu Ramazan'da nasibimiz bugüneymiş. Evet, sağ ol, ee, sağ teşekkür Her ediyorum tekrar. Her zaman şey yaparım inşallah. Artık bak. İstanbul için iftar vakti. Bizler de Ezan-ı Muhammedi için sözü Murat Özer hocamıza bak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن محمداً رسولُ Bereketli geniş olan Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek tüm günahlarımı bağışla. Allah'ım. Senden her şeyi kuşatan rahmetinle bizleri bağışlamanı istiyoruz. Bize yediren, içiren Müslüman olmayı nasip eden Allah'a hamdolsun. Ey Rabbimiz! Yiyin, için ve israf etmeyin buyuruyorsun. Çünkü sen israf edenleri sevmezsin. Allah'ım bizleri israf etmekten muhafaza eyle. Fatiha suresi hürmetine rızkımızı arttır, eksiltme. Sana tertemiz duygularla huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamdla hamd ederiz. Ya Rabbi ellerimizi açtık sana dua ediyoruz. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bana dua edin dualarınızı kabul edeyim buyuruyorsun. Ya Rabb her türlü müracaatımızı her türlü isteklerimizi kabul eyle. Allah'ım bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver. Hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize şifa ver. Bize bu yemekten daha hayırlı olanı yedir. Allah'ım! Bizi Ramazan için, Ramazan'ı da bizim için selametli kıl. Onu kabul edilmiş olarak bizden razı eyle. Allah'ım! Bugün de bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle mütevazı insanlar gibi samimi tövbemi kabul eyle ve gönlümü ferahlat. Ey korkanların emanı ve güveni Allah'ım! Bize her türlü kaza, bela, musibetten emin eyle ve bizi salihler zümresine ilhak eyle. Bugün şeytanı bize ulaştıracak hiçbir yol bırakma. Sana layık bir kul olmayı ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı nasip eyle. Ey şafi olan Allah'ım, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ver. Rezzak isminle rızkımızı arttır. Kimseye muhtaç etme. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Ey bağışlaması bol Allah'ım! Bizi, ailemizi ve tüm inananları koru ve bağışla. Rahmetini esirgeme ülkemizden. Milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Amin.